Katılımcılar yavaş yavaş geçiyor. Yani oradan sayıyı görüyorum ben. Ama zamanı kullanma adına da hikayeye başlayabilirim arzu ederseniz. Tabii ulusal bir uyuz programının başlatılması aslında hedeflerden bir tanesi. Konu enine boyuna tartışılacak, gündeme getirilecek ve Türkiye'de en yetkin hocalar, bu konuda çalışma yapan hocalar olduğu bir webinar toplantısı yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı da tabii bu toplantıya davetliydi. Ama sanıyorum katılma fırsatı bulamadı. Yine de eğer izlemeye başladıysa ona söz vermek isteyebiliriz. Tabii ki hani bu tür bir ulusal uyuz programının başlatılması Sağlık Bakanlığı, dernekler ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak ancak sürdürülebilir bir şekle sokulabilir. Bu noktada ilgili dernekler, bu farkındalığın arttırılması, gündeme getirilmesi ve uyuzun tanımlanması, yönetimine yönelik ekiplerin oluşturulması, toplu yaşanan yerlerde özellikle farkındalık eğitimi ve tedavi programlarının planlanması, denetim araştırma ekiplerinin oluşturmasının teşviki ve halka yönelik öneriler ve kılavuzların geliştirilmesini sağlayabilir. Bu noktada dediğim gibi konu üzerinde araştırmalar, çalışmalar yapan, fikir yürüten hocalarımız bu webinarda konuşacak. Olabildiğince kısa sürede o süzülmüş, damatılmış bilgileri vermeye çalışacağız. Dileriz konuşmanın sonunda zaman kılıp sorularınıza da yanıt vermeye çalışırız. Tabii hani tarihçesine baktığımız zaman uyuzun ta 1657'lerden bu yana etkenin ne olduğunu tanımlanmasına yönelik epey bir şeyler çalışılmış. İlk kez 1657'de Hauptmann tarafından çizilmiş bu resim ve tanımlama yapılmış. Bundan yaklaşık bir 50 yıl sonra, bir üst slayta geçeyim, geriye gitme, evet, yaklaşık bir 50 yıl sonra Bonomo ve Sestoni Redi'ye mektup yazarak bu parazitin varlığı konusunda bir bilgi veriyorlar. Ve hani yapı taşlarına bakıldığı zaman da Ruben Friedman, bu da ünlü bir dermatologmuş, dermatoloji ve sifilis hocası Amerika'da, onun çizdiği bir yapı taşları ve uyuzda emeği geçmiş ya da uyuzla ilgili çalışmış olan insanların bulunduğu bir yapı taşı. Bonomo ve Sestoni taşıyıcı şeylerin en üstüne koymuş. Bunlar tanımlamışlar Redi'ye göndererek. Daha sonra epey bir yıllar, yaklaşık bir 200 yıl geçtikten sonra etkenin Renucci tarafından, dikkat ederseniz, kilit taşı olarak koymuş Ruben Friedman. 300 franklık bir ödül uğruna etkeni çıkarıp göstermiş 1860'larda. O da Alibert diye Fransızların dermatoloji konusunda oldukça yetkin ve hani ders anlatması oldukça sevilen, çok fazla kişilerin bulunduğu ortamlarda o kendisini koyduğu bir ödülle Renucci, Korsikalı bir aslında tıp öğrencisi, köydeki kadınlardan parazitin iğneyle nasıl çıkarıldığını görmüş ve çıkardıktan sonra etkeni göstermiş ve o zaman bu ödülü de almış tabii ki. Alibert de uyuz, bu kaşıntının etkeninin akar olduğunun gösterilmesiyle amacına ulaşmış. Tabii ki hani bu bir enfeksiyon etkeninin ya da bir hastalık etkeninin ilk kez gösterildiği bir olay. Dolayısıyla sarkoptese de bu açıdan bakmak lazım. Tabii kelime anlamı da baktığınız zaman sarkoptes, sarkokas et, koptes kesmek, skabi kaşıntı, yani et kesen kaşıntı. Türkçe'ye çevirsek Latinceden öyle bir anlam da bulmuşlar. Enine boyuna tartışılacak, tabii gündeme getirilecek. Hani bu boyutta az önce dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nın da bizim aramızda olmasını çok isterdik. ICD-10 kodlarından ne kadar bildiriliyor onu bile bu bilgiyi verse bizim için çok iyi olabilirdi. Nedense hani tarihçeye baktığımız zaman Osmanlı'da da uyuz göz ardı edilmeye çalışmış. Dokümante edilmiş pek bir uyuz vakası yok. Ya hapishanelerde ya da çok kısıtlı toplu yaşanan yerlerde uyuza yönelik dokümantasyonlar var. İnternette bununla ilgili uyuzun tarihçesini yazan iki araştırmacı vardı. Onlarınkini okudum. Sadece Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde kükürtlü kaplıcalarda tedavisiyle ilgili bir veri var. Tabii ki hani bak, korkacağımız bir nokta değil. Hani bu parazit sanrısı
Tabii ki yani klinik konuşulurken sözü edilecek muhtemelen ama bakanların, derneklerin ya da ilgili kurumların bu açıyla yaklaşmaması oldukça önemli. Bu noktada ben tekrar konuşmacılara söz vereceğim. Tabii ilk konuşmamız parazitin kendisi. Parazitin kendisini de dinlerken biz hani bu parazitin neden hangi amaçlarla işte bir hafta sonra tedavisi yapılıyor ya da bulaşma olasılığı nasıl, ne kadar yumurta yumurtluyor bu bilgileri bildiğimiz zaman bunun kontrolü de çok kolaylıkla sağlayabiliriz. Orçun söz sende. Hani bu konuda ne ipuçları vereceksin bu parazitin biyolojisiyle ilgili? Teşekkürler hocam. Spoilerlı oldu. Çok kısa zamanı etkili kullanarak anlatmaya çalışacağım. Metin hocam da dediği gibi yani uyuzun gerek işte tanısı, bulaş yolları, kliniği, gerekse tedavisi ve korunma yolları ile ilgili bir takım kararları verirken öncelikle etkenin biyolojisini bilmek gerekiyor ve yaşam döngüsünü bilmek gerekiyor. Ben kısaca bundan bahsedeceğim. Ama öncesinde özellikle hem halk arasında hem medyada çok yanlış kullanılan bir kavram var. Bu böcek değil. Araknit sınıfında işte keneler gibi 8 bacaklı olan bir akar. Tabii keneler gibi derken sadece bacak sayısı olarak benziyor. Keneden keneyle karışması gibi bir şey söz konusu değil. Ve işte ağız parçaları gibi çıkıntıları da benzediği için öyle bir benzetme tutuyor ama çok farklı parazitler. Şimdi baktığımızda burada sol tarafta dorsalden dişi Sarcoptes scabii, sağda da erkek Sarcoptes scabii ventralden görüyoruz. Vücutları tek parçadan oluşuyor. Dorsalde sırt kısmında işte dikensi çıkıntılar ve seta adı verilen çok sayıda kıl yapıları görülmesi karakteristik. Bunların bacakları 5 yassı halkadan oluşan tırtılların bacaklarına benzeyen şekilde 8 yani 4 çift bacakları var. Öndeki çiftlerde pedisel denen bir yapı var, boru gibi uzanan ve ucunda da emici bir katman bulunuyor ön bacakları. Dişilerde arka çift bacaklarda bu pediseller bulunmuyor. Çok belirgin arkaya doğru uzanan kıl yapıları var arka iki çift bacakta da. Boyut olarak bunlar dişileri işte 35 ya 45 mikrometre gibi boyutta yani yaklaşık yarım milimetre boyutunda. Dolayısıyla hani hastada silonun ucunda bunu deneyimli göz görüp hatta lansetin ucuyla da çıkarıp dişisini yakalayabilirsiniz. Bizim bir hastamızda yapmıştı böyle. Çok rahat yakalanabilecek boyutta. Ama erkek daha küçük. Bunların bir baş yapısı yok. Vücut tek parça ama ağız çıkıntıları aynı kenelerde olduğu gibi ön tarafta çıkıntı yaptığı için baş gibi bir görüntüye sebep oluyor. Erkeklerin boyu dışında yani 20-25 mikrometre gibi onların boyutları daha küçükler. Bir de son en arkadaki bacak çiftinde bu ön bacaklardaki pedisel yapısı bulunuyor. Kıl yok. Buradan da ayırt edilebiliyor. Şimdi parazitin erişkini zaten şeyin başlığında da bir önemli bir durum var. Sarcoptes scabies'in omnis varyetesinden bahsediyoruz. Sadece insanda enfeksiyon yapan ve insandan insana bulaşan bir parazit. Bu omnis varyetesi. Parazitin dişisi insanın cildinde tüneller açıyor. İşte günlük yarım ila 5 mm boyutunda tünel kazabiliyor dişler. Sonra da bu tünellerin içerisinde yumurtalarını bırakıyorlar. Ve günde 1 ila 3 tane yumurta yumurtlayabiliyor erişkin dişi tünelin içerisinde. 3-4 günlük bir süre geçtiğinde bu yumurtalar çatlıyor ve larvalar tüneli terk ediyor. Neyse ki çoğu cildin dışına çıkıp ölüyor. Ama az bir kısmı ya işte stratum corneum'a girebiliyor ya da molting pocket denen işte kabuk değiştirmesi için yani gömlek değiştirmesi için bir kılıf olarak kullanabileceği bir yapı olarak kıl foliküllerinin içerisine girebiliyor bu larvalar. Larvalar altı bacaklı.
Larva bu cebin içine girdikten sonra gelişmeye devam ediyor ve 3-4 gün sonra da öncelikle işte 8 bacaklı protonimf formu oluşuyor. Bundan bir 2 ila 4 gün sonra da erişkine daha çok benzeyen tritonimf formunu oluşturuyor. Artık bu tritonimf oluştuktan sonra hani dişi olacak olan nimfler büyüklük olarak erkeklerden yavaş yavaş ayırt edilmeye başlıyor. Nimf formunun nimfi oluştuktan 2-3 gün kadar bir süre sonra da artık dişi ve erkek erişkinler oluşuyor. Ve artık erkek cilt yüzeyinde çiftleşecek daha önce çiftleşmemiş dişi aramaya başlıyor. Çiftleştikten sonra da artık dişiler tünel kazmaya başlıyorlar. Zaten tünel kazmanın amacı yumurtayı koyabileceği sıcak, güvenli, işte besinli olduğu bir ortam sağlamak cildin içinde. O nedenle sadece çiftleşen dişiler tünel kazıyorlar. Bu tünelin içerisine bir 3-5 gün sonra yumurtayı bırakıyorlar. Bu yumurtanın ilk yani yumurtlanmasından erişkin hale gelmesine kadar geçen süre 10 ila 14 gün sürüyor. Zaten o arada verdiğim süreleri de topladığınızda bu çıkıyor. Bu süre ilerleyen konuşmalarda da bu sürelerin ne kadar önemli olduğundan hem tedavide hem bulaşta yapılması gereken, tekrarlanması gereken şeylerde falan bahsedilecek, tekrar olmasın diye ben girmiyorum. Dişi erişkin akar 6 haftaya kadar insan vücudunda canlı olarak kalabiliyor ama dışarıdaki ömrü neyse ki kısa, 2 ila 5 gün kadar dışarıda canlı kalabiliyor. Çeşitli yöntemlerle bu dışarıda kalabileceği, canlı kalabileceği sürede kısaltılabiliyor. Korunmada da bunlardan muhtemelen bahsedecektir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben sıradaki hocama sözü bırakıyorum. Orçun, bu hani dışarıda yaşam süresi ısıyla bir ilişkisi var mı? Hani oda ısısında şu kadar, daha sıcakta şu kadar, daha soğukta şu kadar diye. Spesifik şey vermemişler hocam. Hani sıcaklığa göre Ondan bahsedeceğim biraz. bilgi veren yok ama muhtemelen cilt sıcaklığına yakın şeyde ömrü biraz daha uzun oluyordur. Çünkü yaşayabileceği sıcaklık cilt sıcaklığı. Yani soğukta canlı kalması biraz daha kısalıyordur. Ama en etkileyen şey havasız kalması. Zaten korunmada da Torbanın içine bundan konuluyor. faydalanıyoruz. Ama hani spesifik çalışılmış bir şeyle karşılaşmadım ben. Şu sıcaklıkta bu kadar, bu sıcaklıkta bu kadar canlı kalır diye. Ne kadar yaşıyor Hocam, Orçun? çok pardon hocam. Benim bununla ilgili bir çalışmam var. Dilerseniz ileride paylaşabilirim. Hangi sıcaklıkta ne kadar yaşıyor gibi Tabii yapılmadığını tabii görüp. memnun oluruz. Çok iyi olur. Çünkü hani o konuda da çok hani sorular var. Ne kadar yaşıyor Orçun parazit? Yani bir iki ay yaşıyor sanıyorum. Tabii 6 hafta kadar insanda canlı kalıyor. Yani Evet. erişkin haline geldikten sonra dişi. Yani bir yumurta olarak girdikten sonra bir 2 ay gibi kişinin vücudu Yaşıyor. diyor. Tabii hani o kadarlık sürede 1 ile 4 arasında yumurta yumurtladığını düşündüğümüz zaman Evet, epey de bir yumurta var. yani bayağı da şey. Tabii yumurtaların az bir kısmı hani erişkine dönüşebiliyor. Ortalama da işte 12-13 tane eğer kabuklu yüz değilse bu Sağlıklıysa kişi, eğer altta damlıyorsa yatan vücutta bir toplam diyabettir. 12-13 tane Evet. parazit olduğundan bahsediliyor Sağlıklı birisinde 10-12 arasında ya da 15 arasında ilişkin oluyor. Çok teşekkür ediyorum. yayınlarda. Rica ederim hocam. Bir sonraki konuşmacımız uyuzun klinik özellikleri konusunda Soner Hocam, buyurun. Teşekkürler. Görünüyor mu slaytım? Çok güzel gözüküyor. Teşekkürler. Evet, ben de sizlere bizim klinik pratiğimizin şu son yıllarda özellikle en sık gördüğümüz hastalıklardan birinin kliniğinden bahsedeceğim. Yani biz son dönem aramızda da bulunan çok değerli yazarların da katkısıyla bir uyuza yönelik bir kitap hazırladık. Her yönüyle uyuz diye. Bunun girişinde de bu Mevlana'nın bu sözünü kullanmıştık. Gerçekten de bulaşıcı hastalıkları tanımlaması bakımından önemli. Uyuz da tam olarak buna uygun bir hastalık.
Bahsedildi girişte Metin Hoca tarafından da tarihi aslında tarihsel önemi de olan bir hastalık. Çünkü nedeni kesin olarak belirlenen ilk hastalık ve yüzyıllardan beri de bir insanın hayatında karşılaşabileceği en kötü kaşıntı olarak tanımlanmış. Terminolojileri değişebiliyor. İngilizce'de işte scabies, genel tıbbi terminolojide scabies, İngilizce'de itch, mite, seven year itch, Fransa'da gal, Türkçe'de uyuz, sosyete uyuzluk, gidişik gibi farklı bölgelerde farklı terminolojiler kullanılıyor ama daha çok bizde uyuz diye bilinir. Evet, hep vurguluyoruz. Küresel bir enfestasyon milyonlarca insanı dünyada etkiliyor ve gerçekten de bu işlev kaybına uyarlanmış yaşam yılları ölçütüne de göre de somut olarak belirlenmiş bir yüke yol açabiliyor uyuz hastalığı. İşte bir yandan kaşınmaya bağlı ciddi uyku bozukluklar görülebiliyor. Diğer yandan da deri bağında yol açtığı hasara bağlı da sekonder enfeksiyonları gelişmesi uyuzun en önemli komplikasyonlarından. Nitekim bu olumsuz etkileri göz önüne alan Dünya Sağlık Örgütü de 2017 yılında uyuzu ihmal edilmiş tropikal hastalıklar listesine dahil etmiştir. Anadolu halk biliminde de uyuz çok iyi bilinir, biliyorsunuz değişik deyimlere konu olmuştur. Argo'da kullanılır, atasözlerinde yeri vardır, beddualarda yeri vardır. Hakikaten örneğin şu beddua uyuzu ve bunun ötesinde tırnağın fonksiyonlarını da çok belirleyen bir beddua. Allah uyuz versin de kaşıyacak tırnak vermesin. Uyuz olup da tırnağın olmaması gerçekten uyuz olanlar bilir. Çok ızdıraplı bir durum olmalı. Çünkü tırnağın da ana fonksiyonlarından birisi kaşımaktır, kaşınmaktır. Dolayısıyla bu atasöz beddua nedir? Oldukça kötü bir beddua olmalı uyuzun etkilerini düşününce. Sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda özellikle küçük çocuklar ve yaşlılarda uyuz enfestasyonları ve komplikasyonlarını daha sık görüyoruz. Daha duyarlı oluyorlar. Kadın ve erkekler eşit olarak etkileniyor ve biliyoruz ki sonbahar ve kış aylarında daha fazla görülen bir enfestasyon. Bahsedildi, insana zorunlu bir parazit uyuz akarı ve ancak uyuzluğu başka birinden bulaşıyor. En çok da bizim klinik pratiğimizde gördüğümüzde aynı yatakta yatmak gibi uzun süreli ve yakın deri temasıyla bulaşan bir hastalık. Çoğu zaman 15-20 dakika gibi bir süreyle temas gerektiğinden tokalaşma ve hasta muayenesi gibi kısa temaslarla bulaşmasının nadir bir durum olduğunu biliyoruz. Ben örneğin yıllardır eldiven kullanmadan muayene ederim hastalarımı. Uyuz hastalarında dahil böyle bir bulaşma yaşamadım. Bu özellikleri nedeniyle de yani uzun süreli ve yakın deri teması gibi özelliği nedeniyle de çok tipik bir aile enfestasyonu uyuz. Zaten anamnezde bizi uyuzda aklımıza getirecek en önemli anamnez bulgularından bir tanesi de ailede başka kişilerin de kaşınıyor olmasıdır. Bu uyuzlu kişide parazit yükünün fazla olması bulaşmayı kolaylaştırıyor. Özellikle deride milyonlarca akarın olduğu kabuklu uyuz vakalarında bulaşma riski klasik uyuza göre daha yüksek. Hatta aslında klasik uyuzda eşyalar ve giysilerle bulaşma olasılığı çok düşükken kabuklu uyuzda bu olasılık daha yüksek olabiliyor. Dediğim gibi yetişkinlerde en önemli bulaşma yolu aynı yatakta yatmak olduğu için biz yani deri ve zührevi hastalıklar uzmanları olarak uyuzu aynı zamanda bir cinsel yola da bulaşan hastalık kabul ederiz ve yetişkinlerde özellikle yaklaşımımız bu şekilde olur. Uyuzun farklı klinikleri var ve farklı yaş gruplarında farklı özellikleri olabiliyor. Klinik tipler arasında en sık görüleni klasik uyuzdur. Bunun dışında da yine klinik pratiğimizde ikinci sıklıkta gördüğümüz onun bir komplikasyonu olan nodüler uyuzu görürüz. Ancak nadiren olsa kabuklu uyuzu görebiliriz. Bazı çok daha nadir gördüğümüz Scabies serpeticum, löz uyuzu, saçlı deri uyuzu gibi formları da görebiliyoruz.
Tabii ki süt çocuklarında çocuklarda farklı yansımaları olabiliyor. Onlardan bahsedeceğim. Yaşlılarda ve immünosüpresyon olan HIV/AIDS hastalarında ve diğer bağışıklığı baskılanmış kişilerde de farklı yansımaları olabiliyor. Gebelerde yine klinikleri gebeliğin diğer kaşıntıyla karışabilecek şekilde farklı olabiliyor. Bunun dışında çok çok nadir formlar var. İşte çok aşırı yıkananlarda temiz uyuz diye bahsedilen bizim fruity sinemateria dediğimiz hiç belirti olmadan kaşıntıların olması şeklinde gelebiliyor. Ya da bir id reaksiyonu şeklinde skabit dediğimiz tarzda olabiliyor. Yani, özellikle bahsedeceğim klinik tipler klasik uyuz, kabuklu uyuz ve nodüler uyuzdur. Pratiğimizde en çok gördüğümüz klinik tiplerdir. Uyuz klinik olarak çoğu zaman klasik formda görse de konağın yaşı ve mevcut immünolojik durumuyla ilişkili olarak farklı klinik bulgular ve belirtilerle de karşımıza çıkabilir. Genellikle bahsedildiği gibi tüm vücutta klasik uyuzda 6-15 adet arasında akar bulunur ve klasik uyuzda kaşıntı ana semptomdur. Klinik belirtiler parazitin bulaşmasından ortalama 4 hafta sonra başlar. Kaşıntı baş ve boyun dışındaki tüm vücudu etkileyebilir ancak yaşlılar ve bebeklerde baş ve boyunda da belirtiler ortaya çıkabilir. Tipik olarak nocturnal pruritus vardır. Yani geceleri özellikle artan nocturnal crescendo diye bahsedilen geceleri şiddetlenen artan bir kaşıntı söz konusudur. Bu nedenle de uyuz hastalarında uykusuzluk ve buna bağlı şikayetler sık görülür. Yine gece kaşıntısı aile öyküsüyle birlikte klinik pratiğimizde uyuzluğu özellikle aklımıza getiren diğer bir önemli anamnez bulgusudur. Özellikle geceleri şiddetlenen kaşıntı. Süt çocuklarında kaşıntının yansıması daha çok ağlama ve huzursuzluk olarak kendisini gösterir. Patognomonik bulgusu klinik olarak uyuzun patognomonik bulgusu dişi akar tarafından oluşturulan tünellerdir. Tünel ya da sillon diyoruz. Uyuz enfestasyonunun en önemli işaretidir. Dolayısıyla biz her uyuz şüphelendiğimizde öncelikle aradığımız bulgulardan birisi tünellerin varlığıdır. Çünkü bunun gösterilmesi anıyı kesin olarak koydurur. Ancak salgınlarda tünel gibi özgül bulguların görülme olasılığı azalabilir. Özgül olmayan lezyonların ve atipik formların görülme sıklığı artabilir. Özellikle çok sık banyo yapanlarda tünel hiç görünmeyebilir. Aşağı yukarı vakaların normal koşullarda %40-50'sinde tünelleri görebilmekteyiz. Tünel iplik görünümünde kırık çizgiye, burada şematik olarak da gösterdik, kırık çizgiye ve S harfine benzeyen 0,5 mm genişliğinde, 10 mm civarında uzunluğunda beyazımsı, grimsi veya kahverengimsi deriden hafifçe kabarık oluşumlardır. Burada da dermoskopik görünümünü görüyoruz. Yetişkinlerde ve 2 yaş üzeri çocuklarda bu tünellerin en çok gördüğümüz anatomik lokalizasyonları el parmak araları, parmak kenarları, el bileği, iç yüzü, antekubital bölge, aksiller bölge, meme etrafları, özellikle areal meme etrafları ve göbek etrafı ve genital bölgedir. Bu hayali çizgiye de bu anatomik lokalizasyonları birleştiren hayali çizgiye de çembere de Hebra çemberi ya da Hebra circle denir. Bunun dışında yine dirsekler, gluteal bölgeler, bel bölgesi, kemer bölgesi, popliteal bölgeler ve ayak bileği etrafı bu lezyonların görülebileceği diğer alanlar. 2 yaş altı süt çocuklarında daha farklı anatomik lokalizasyonlarda görülebilir. Ağırlıklı olarak el içi ve ayak tabanı çocuklarda, süt çocuklarında özellikle ilk baktığımız yerler çoğu zaman çocuğu soymadan hemen eline, ayağına, el içi, ayak tabanına baktığımızda çoğu zaman tünelleri görürüz ve bu da bizim için tanı için yeterli bir bulgu. Akarlar yüksek yoğunluklu plasebo seroküllerin bulunduğu alanlardan kaçınma eğilimindedir. Bu nedenle sağlıklı erişkinlerde boyundan yukarısında yüz ve saçlı deride bu tünelleri görme olasılığımız az. Dolayısıyla bu bölgelerde kaşıntı pek gözlenmez. Ancak bebeklerde ve yaşlılarda
kabuklu yüzde ve hümeyin yetmezliği olanlarda mutlaka burada görüldüğü gibi bir yaşlıda tünelin varlığını görüyoruz. Bu bölgelerin de gözden geçirilmesi gerekir. Kaşımaya bağlı, tırnakla kaşımaya bağlı tepesi yolunmuş papülya da nodüller ki bunlara prurigo papülya da nodülü diyoruz. Uyuzu işaret edecek ya da kaşıntılı bir hastalığı işaret edecek en önemli bulgulardan birisidir. Tipik olarak polimorfizm vardır uyuzda. Yani birden fazla farklı elementer lezyonlar bir aradadır. Papüller, püstüller, ürtikaryal lezyonlar, kurutlar bunların hepsi bir arada olabilir. Dolayısıyla tipik polimorfizm gösteren hastalıklardan birisidir klinik olarak uyuz. Gördüğünüz gibi bu alanlarda prurigo papülleri görülebilir. Özellikle erkeklerde glans peniste prurigo papüllü demek büyük oranda uyuzu işaret eden bir bulgudur. Skrotumda ve da genital bölgede özellikle glans peniste prurigo papülü benim klinik pratiğimde açıkçası eşittir uyuz yetişkinlerde. Özellikle kaşıntı şikayeti olan hastalarda özellikle kadınlarda da areola mama bu açıdan bakılması gereken yerler. Bakın bu cuma günü gelen bir hasta yani sıradan her gün gördüğüm hastaların bir tipik bir klasik uyuzun genel görüntülerini görüyorsunuz. Zaten tünelleri de pozitifti ve şiddetli kaşıntı izleri o polimorfik döküntüyü görebiliyorsunuz. Kabuklu uyuz deride milyonlarca akarla söz konusu kabuklu uyuzda ve daha kısa bir enkübasyon söz konusudur. Ve bu hastalarda çoğu zaman duyu kaybı nedeniyle kaşıntı yaptır ya da kaşıntı kaşıma yetisi azalmıştır bunların. Pek çok nedenle ilişkili olabilir. Literatürde bildirilmiş kabuklu uyuzla birlikte olmuş pek çok neden sayılmakta. İşte T hücre hastalıkları, motor duysal nöropatiler, beslenme bozukluğu, mental bozukluğu, bağ dokusu hastalıkları ve diğer pek çok hastalıkla birlikte görülebilmiş. Ve kaşıntı da kaşıntının şiddeti ve yoğunluğu da klasik uyuza göre daha hafif olabilmekte. Görüyorsunuz bir kabuklu uyuz. Çok hiperkeratozik lezyonlar, kalın palmoplantar bölgelerde olabilir. Çok rahatlıkla psoriyazisle, psoriyatik eritrodermi ile Dariye hastalığıyla karıştırılabilecek bulgulardır. Sert kabuklar kaldırdığınızda bir yüzeyi ponza taşına benzer. Karşı taraf ıslak ve kadifemsi bir görünümdedir. Derinin diğer tarafı bazen bir santimetreyi bile aşabilen kalınlıklarda olabilir. Nodüler uyuz şu sıra gene sıkça görüyoruz. İyileşme sonrası gelişen aslında aktif bir uyuz enfestasyonu işaret etmez. Kaşıntılı, kırmızımsı, kahverengi papül ve nodüllerle karakterizedir. Özellikle aksiller bölgeye, karın çevresi, çocuklarda el çevresi ve genital bölgede görebileceğimiz şiddetli kaşıntılı inatçı lezyonlardır. Çoğu zaman bunların içerisinde parazit bulunmaz ve çok rahatlıkla ürtikaria pigmentosa ve solitaire mastostoma ile karışabiliyor. Sıkça bu karışıklığı şu sıralar görmeye başladık. Mastositoz tanısı alabilmekte bu hastalar. Süt çocuklarında ve küçük çocuklar uyuz lezyonları gövde dahil tüm vücutta daha yaygın olup özellikle girişte de söylediğim gibi el içi ayak tabanlarında bu tünelleri daha sık görüyoruz. Çocuklarda özellikle baktığımız alanlar bu alanlardır. Uyuzun tabii o polimorfik döküntünün, şiddetli kaşıntının acı tanısına gelen pek çok hastalık var. Klasik uyuzda farklı hastalıklarla özellikle atopik dermatit ve diğer şiddetli kaşıntılarla seyreden hastalıkları, nodüler uyuzda prurigo nodularis, böcek ısırıkları gibi diğer tanılarla kabuklu uyuz bahsettiğim özellikle psoriyazis, Dariye hastalığı gibi hiperkeratozik lezyonlarla seyreden hastalıklarla ayız tanısının yapılması gerekir. Çocuklarda özellikle yine ürtikaria pigmentosa, atopik dermatit, artropat ısırıkları akla gelmeli. Su çiçeği çok rahat karışabilir. Örneğin şiddetli kaşıntıları nedeniyle. Yine bülöz uyuz formu da özellikle bülöz pemfigoid gibi diğer bülöz hastalıklarla karışabilir. Bu bizim kitabımıza yer alan bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi uyuzlu bir hastaya hacamat uygulanmış. Çok işe yaramadığını biliyoruz. Uyuzun komplikasyonları da özellikle damgalanmaya neden olabilecek bir döküntü yarısı, uyku bozuklukları, konsantrasyon güçlüğüne, eğitim ve iş devamsızlığına yol açabilecek bir kaşıntıya neden olmaktadır. Ve kaşıntının şiddetiyle doğrudan bağlantılı bir biçimde de yaşam kalitesinde önemli oranda bir bozulma görülebilmektedir. Özellikle
Kaynakların kısıtlı olduğu ülkelerde ikincisiyle enfeksiyonlara bağlı ve bunların komplikasyonlarına bağlı. İmpetigo, foliküloz, bronkül gibi ya staf ya da streptokoksik enfeksiyonlara bağlı. Glomerülonefrit, akut romatizmal ateş veya romatoid kalp hastalığı gibi post-streptokoksik komplikasyonların hatta sepsislerin gelişebileceğini bilebiliyoruz. Demin de girişte de söylediğim gibi bizim açımızdan aynı zamanda cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. O yüzden biz erişkinlerde sifilis, hepatit testlerini ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların olup olmadığını her hastada, erişkin hastalarda araştırırız. Sonuç olarak klinik açısından demin söylediğim klinik bulguları gece kaşıntısı, aile öyküsü olan her vakada biz şu sıra uyuzdan şüpheleniyoruz ve bunların önemli bir kısmına da uyuz tanısı koymaktayız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Senor Hocam. Genelde böyle kitaplarda şey derler. Hani daha önce uyuz geçirmiş birisinde klinik hani 4-6 hafta diyorlar. Daha erken oluyor. Böyle bir deneyiminiz var mı? Yani daha önce Evet, uyuz geçiren birisinde. evet tabii yani geçirenlerde 1-3 gün gibi, 1-5 gün gibi daha kısa süreler hatta saatler içerisinde oluşabildiğine dair de literatür bilgileri var. Yani daha önce uyuz geçirenlerde enkübasyon döneminin daha kısa olduğunu biliyoruz. Öyle. Herhalde bu gidişte o olgularla daha fazla karşılaşacağız. Hani biz Evet, hep evet. genelde 4-6 hafta geriye gitme durumundayız. Bu Evet, arada evet. Gali görünce hani Fransızlar Gal deyimini bu Alibert'ten kaynaklanıyor. Tez hocası Gal'in bununla ilgili tez yaptığı. Eğer bununla ilgili çalışırsan muhakkak bu adının karşılığını verir demiş öğrencisine. Gal hakikaten öyle kalmış Fransa'da. Bizde de uyuzun kökenini epey bir araştırdım. Bilmiyorum siz nereye vardınız? Uyumakla hep oraya göndermişler. Gece kaşıntısıyla ilintili mi bilmiyorum ama uyu kökünden uyuz sonucuna vardım. Başka hani bunun kökenini bilen varsa neden uyuz denilmiş? Ama uyumakla ilgili bir şey var diye bilgiye geçtim. Lügati Türk'te geçiyor uyuz ve orada böyle kaşıma, sokuşturma gibi bir anlamdan türediği söyleniyor. İşte gidişik, hatta gıcık olmak, hatta bizim argodaki gıcık olmanın da aslında uyuz olmak karşılığında olduğu söyleniyor. Çünkü gecikmekten ya da gıcık olmak şeyi uyuz anlamında ligatif Türk'te geçiyormuş. Evet, çok teşekkürler. Uyuzun tanısında örnek alma özellikle klinik mikrobiyologların önemli sorunla karşılaştıkları bir şey. Dermatoloji hocaları bu konuda oldukça yetkin hani nasıl örnek alınır ama uyuz var mı yok mu diye şeye gönderildiklerinde, laboratuvara gönderildiklerinde nasıl alınacağı konusunda epey bir kafa karışıklığı var. Dolayısıyla biz buraya ayrı bir bölüm açma ihtiyacı duyduk. Eminim Aslan Hoca'nın da bu konuda epey bir videoları da var, çalışmaları da var. Oradan da katkı gelecektir. Sevgili Ayşegül, söz sende. Uyuz tanısında nasıl örnek alalım? Merhabalar hocalarım. Bu kadar değerli hocalarım varken klinikte her gün örnek alan aslında bana düşmezdi ama mikrobiyolog gözüyle biraz da biz yeni asistan arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza katkı olsun diye Metin Hocam bana uygun gördü. Teşekkür ediyorum. İlk olarak en sık örnek aldığımız deri kazıntı örnekleri. Genellikle mikroskopik tanıda ve moleküler tanıda deri kazıntı örneklerini çok kullanıyoruz. Biraz önce hocamızın da söylediği gibi özellikle tüneller tercih ediliyor. Tünel saptanamayan hastalarda parmaklarda el ve bilek bölgesindeki papüllerden, veziküllerden ve sponlardan deri kazıntı örnekleri alabiliyoruz. Bizim mikrobiyolojide en çok deri kazıntı örneğini biz mantar laboratuvarında alıyoruz. Aslında mantar laboratuvarında aldığımız örneklerden çok da aman aman teknik olarak farklı değil. Genellikle kazıma tünelin bulunduğu birden fazla bölgeden yapılmalı. Çünkü saptama ihtimalimiz artıyor. Farklı bölgelerden alınan materyaller aynı anda incelenebilir. Anestezinin gerekli olmaması bir avantaj. Genellikle 10 ya da 15 numara bisturi kullanılıyor. Çocuklarda genellikle küret. Bisturi bulamadıysak bir enjektör ucu, ince uçlu pensette yine işe yaramakta.
Burada önemli olan kanatmamaya çalışmalı. Stratum korneumun tabanına kadar örneği almak gerekiyor. Bistürü deriye dik ya da paralel tutulabilir. Orta ve hafif şiddette bir basınçla dik tuttuysak, paraya tuttuysak da daha nazik şekilde örneği alabiliriz. Örnek alınacak bölgeye 1-2 damla yağ damlatmamız işlemi kolaylaştırıyor. Deri örneğini bistüye yapışmasını kolaylaştırıyor. Akarı görmeyi kolaylaştırıyor. Alınan materyalin üzerine potasyum hidroksit, mineral yağ veya SF dökerek yine mikroskopta bakabiliriz. Tabii ki bunların birbirine avantajları ve dezavantajları var. Potasyum hidroksit keratinize dokuları eritiyor. Fakat hareketi göremiyoruz bu sefer. Mineral yağ da keratinize dokuları yani eritmediği için bu sefer hareketi görmek daha kolay. İsterse hani arkadaşlarımız potasyum hidroksit ve mineral yağ preparatlarını eş zamanlı yapabilirler. Birinde hareketi görürken diğerinde hareketli olmayanları yine görme şansına sahipler. Tüm yani deri kazıntı örneklerinde etken saptama oranımız %10 ile 70 arasında değişken. Biraz spesifiteleri düşük, sensitivleri de yüksek. Burada Aslan Yürekli hocama teşekkür ediyorum. Onun izniyle son zamanlarda bir hastasının örneğini, videosunu bana attı. Ben de bizim arkadaşlarımıza faydalı olur diye bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Deri kazıntı örneği nasıl alınır adlı. Anlat kresel yöntemimde şu an görüyoruz. Final boyu boyunca kazınarak örnek alınacak. Final kazırken sinirin tavanını tamamen kaldırdığına emin olman gerekiyor. Şimdi hafif bir imlasyon yağı sürdük ki kolay kaldırayım ve zarar vermeyeyim diye. Şimdi finali boylu boyunca kazıyoruz. Kanatmamaya özen gösterip sadece sinirin tavanını almaya çalışıyorum. Şimdi boylu boyunca kazıdım. Hastası alıp almadığından emin olmak için tekrardan dermatoskop kontrolü yapılabilir. İmmersiyon yağı ile aldığım için çok kolay bir şekilde bütün tümörü kazıyabiliyorum. İçerik buradan. Şimdi mikroskopla izleyelim. Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Şeffaf bant kullanılarak örnek alma. Bunu Enterobius vermicularis'te aslında mikrobiyoloji uzmanları, parazitoloji uzmanları biliyoruz. Çok da farklı değil. Buradaki anal bölge yerine yani lezyonun üzerinden şeffaf bant ile örnek alıyoruz. Ne gibi faydaları var? Deri kazıntısı yapılamayan küçük çocuklarda yapılabilir. Tek tarafı yapışkan şeffaf bant alınacak bölgeye yapıştırılır. Üzerine bastırılarak deriye yapışması sağlanır. Birkaç saniye bekletildikten sonra bant çekilir. Bandın yapışkan kısmı olan üzerine yapıştırarak mikroskop altında incelenir. Bu yöntemde en sık el ve ayak parmak arasında akar tespit edilebilmiştir. Fakat deri kazıntısına göre duyarlılığı oldukça düşük. Biyopsi teknikleri biz mikrobiyologların uzak olduğu epidermal tıraş biyopsisi özellikle bir yöntem. Dermatoloji hekimlerimiz bunu sıklıkla yapıyor. Şüpheli lezyon baş ve işaret parmağı arasında sabitlenir. Papülün tepesinden deri yüzeyine paralel tutan 15 numara bisturi ile kesilir. Daha çok histopatolojik incelemede epidermal tıraş biyopsisi kullanılır. Fakat direkt mikroskopik inceleme, moleküler tanıda yine epidermal tıraş biyopsisi kullanabiliriz. Bizim bildiğimiz daha kolay olan hani rutinde de ara ara uyguladığımız özellikle Demodex tanısında kullandığımız işte Japon yapıştırıcısı ile yüzeyel deri biyopsisi diye bildiğimiz bir yöntemimiz var. Standart yüzeyel deri biyopsisi yine burada bize gerekli olan bir lam ve Japon yapıştırıcısı. Lamın diğer yüzüne dairenin sınırladığı alanın içine küçük bir damla Japon yapıştırıcısı damlatılır. Lamın yapışkanlı yüzeyi hastanın derisine bastırılarak yaklaşık 30 ile 60 saniye tutulur. Fakat birazcık invaziv kaçıyor. O yüzden artık aman aman da çok kullanmıyoruz bu yöntemi. Sürüntü örnekleri aslında kitaplarımızda çok yazmayan ama literatüre artık PubMed'e baktığımızda gördüğümüz bir örnek. Yani Scabies tanısında
pek sürüntü örneklerini kitaplarda çok görmüyoruz. Yoksa artık yayınlarımızda mevcut. Moleküler tanıda kullandığımız bir yöntem. Burada sürüntü çubuğunun kuru olması dikkat çekici. Sürüntü çubuğu tüpten çıkarıldıktan sonra lezyonun üzerine sürüntü çubuğu döndürülerek sürülür ve yine tekrar tüpe kapatılır. Birkaç yayından bahsedeceğim. Yine deri sürüntü örneğiyle yapılan moleküler tanıda olan literatürdeki yayınlardan 180 şüpheli uyuz vakası alınmış. Burada 164 hastadan örnek alınabilmiş. 87'sinin uyuz olduğu dermoskopi ile doğrulanmış. 87 hastanın 33'ünde PCR ile uyuz pozitifliği görülmüş. Duyarlılık %37, negatif prediktif değer %61 olarak saptanmış. Deri kazıntısı ile yapılan çalışmalara benzer duyarlılık gösterilmiş. Daha invazif olmayışı nedeniyle aslında moleküler tanı yapılacaksa deri sürüntü örnekleri tercih edilebilir. Fakat deri sürüntü örneklerin tercih edilmediği bir yer var. Özellikle tedavi sonrasında yapılan moleküler tanıda oldukça başarı şansı düşük. Tedavi öncesinde yine moleküler tanıda deri sürüntü örnekleri kullanılabilir. Bir çalışmamız daha var. Yine bu da 125 hastayla yapılmış. 2023 yılında Clinical Experimental Dermatology dergisinde yayınlanmış. Burada da yine sürüntü örneği ile deri kazıntı örneği karşılaştırıldığında özellikle moleküler tanıda duyarlılıklarının istatistikler olarak farklı olmadığını görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kısaca toparlamaya çalıştım. Fakat tabii ki klinisyen hocalarımın katkıları çok daha fazla olacaktır bununla ilgili. Laboratuvara ama nadir olarak da olsa örnek almak için gelen hastalarımız oluyor. O yüzden mikrobiyolog arkadaşlara bir farkındalık olsun diye ben de toparlamaya çalıştım. Teşekkür ederim Çok teşekkür Ayşegül. ederim. Şöyle bir şey var. Bir soru daha var ama Aslan Hoca da belki ona değinecek. Sürüntü çubuğunu kuru mu göndereyim diye soruyor. Senle Evet hocam, konuşmuştuk bu sürüntü konuyu. çubuğunun özellikle hem yani literatüre baktığımızda, protokollere baktığımızda dry swab sampling diye kuru olması özellikle Evet. vurgulanmış. Evet, örneği nereden alın diye sorayım. Muhtemelen Aslan hocamız da oraya parmak basacak. O nedenle hem o soruyu oraya yönlendirmiş olayım. Uyuzun tanısı ve ulusal rehber ışığında tedavi yaklaşımlarını da Aslan hocamız aktaracak. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Herhalde paylaşabildim ekranımı. Çok güzel. Ben de uyuzun tanısı ve ulusal rehber ışığında tedavi yaklaşımlarını anlatacağım hocam. Ben her örnek alırken bu kadar çok vaka yaşadığımız dönemde her örnek alırken acaba başka bir türle karşılaşacağım mı? Acaba birinin uzvu daha mı uzun olacak? Biz farklı bir türle mi karşı karşıyayız diye hep sorular sorarak ve korkarak örnek alıyorum. En son aldığım örnek bu iki akarın mücadelesini ben takdire şayan olarak görüyorum. Gerçekten karşımızda güçlü bir düşman var. Onları yenmek için kendimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Çok ciddi vakalarda görüyoruz. Evet, bir aslında tünel kazma makinesiyle karşı karşıyayız. Ağzındaki seli şerleri ileri geri hareket ettirerek derimizin altında tüneller kazılarak ilerliyor ve siliyon adını verdiğimiz klasik lezyonlarını oluşturuyor. Peki akar neden daha derine inmiyor? Bir tünel kazma makinesiyle karşı karşıyayız. Daha derine inerek verdiğimiz ilaçlardan kaçabilir. Bu soruyu sorup yaptığım bir çalışmada akarın oksijene ihtiyaç duyabildiğini ve bu oksijen ihtiyacını da bakın silyonlar üzerindeki havalandırma deliklerini görüyorsunuz. Her bir silyonda belli aralıklarla, düzenli aralıklarla havalandırma deliklerini açtığını görüyoruz. Bu bilgi gerçekten ileride farklı tedavi modalitelerine yön verebilecek bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Hatta bizim karışımlar hazırladığımızda tedavide daha faydalı olduğumuzu görüyorum. Bu delikleri kapattığını düşünüyorum. Bu karışımların daha yoğun sülfürlü içeriklerin akarı boğduğunu düşünüyorum. Evet, ben konuma tekrar dönecek olursam, bu arada süreyi de aşmamak için biraz hızlı gideceğim. Tanıda biz neler yapıyoruz? Klasik tutulum bölgeleri ve klinikle tanı koyabiliyoruz. Dermoskopik bir de siliyon görebiliyoruz. Ultraviyole dermoskopi kullanabiliyoruz.
Buğut ışığından, mikroskobik incelemeden ve dijital bazı cihazlardan faydalanabiliyoruz. Klasik tutulum bölgeleri sonları hocam gayet güzel özetledi. El ve ayak bileklerinde siryonlar. Bu arada az önceki sorunun da cevabı olsun. Siryondan örnek alacağız. Siryonlar da genelde el ve ayak bileklerinde yerleşiyor. Vücutta ekskoriye papüller görebiliyoruz ve genital bölgede nodüller görüyoruz. Hikayesinde de hasta bize şunu söylüyor. Son bir ay içerisinde evin dışında bir yerde kaldım. Son bir ay içerisinde uyuzlu birisiyle temas ettim. Veyahut ailemde de bana buna benzer kaşınan kişiler var gibi bir hikaye veriyor. Peki dermoskopide ne görüyoruz? Dermoskopi dediğimiz cihaz bizim elimizde tuttuğumuz şu şekilde ekranda da gösteriyorum bir cihaz. Biz burada dermoskopi ile tünelleri görmeyi hedefliyoruz. Siryonun içeriğini görmeyi hedefliyoruz ve akarın ucunda da akarın kendisini görmeyi hedefliyoruz. Burada gösteriyorum. Ultraviyole dermoskopi yeni çıkan bir dermoskopi. Polarize ışık yanında, bu arada ben ekrandan gösteriyorum, beni görüyor musunuz bilmiyorum ama polarize ışık modunun yanında aynı zamanda Wood ışığı da veriyor. 365 nanometre dalga boyunda bir ışık da veriyor. Bu gerçekten son zamanlarda bizim elimizde oldukça güçlendirdi. Hem tüneli daha net gösteriyor, hem akarın kendisini daha net gösterdiğini görüyoruz. Bakın burada bir hastanın polarize modla baktığımız yanda da ultraviyole modla baktığımız görüntüsü neredeyse akarın röntgenini çekiyor. Net bir şekilde görüntü alabiliyoruz. Burada bir video izletmek istiyorum. Şimdi bu insect bite'a benziyor. Biz baktığımızda evet çok tek bir lezyon, hastanın çok bir kaşıntısı yok. Biz bu insect bite derken tam dermoskopi ve teknoloji yardımıyla yaklaştığımız zaman bakın burada uzun bir şekilde tüneli görüyoruz. Tünelin kendisi ve akar ucunda. UV modu alacağım birazdan. UV modu aldığımda akarın da daha çok parladığını, tünelin de kendini net bir şekilde gösterdiğini. Yani buna çok kolayca insect bite diyebilecekken aslında yeni başlamış bir klinik. Dolayısıyla bütün vücutta oturmuş lezyonlar yok. Hastaya en başından bir tedavi vererek tedavi edebiliyoruz. Akarların aslında Wood ışığında ne kadar parladığını da gözlemleyerek literatüre bir bilgi daha kazandırdık. Ondan da bahsetmek istiyorum. Sağdaki videoda akarların ultraviyole modda parladığını, ışık gittiğinde de birden parlaklığın gittiğini görüyoruz. Bundan yararlanarak daha öncesinde delta sign olarak tanımlanmış bir işareti bold sign olarak revize ederek tanıyı daha kolaylaştıracak bu bilgiyi literatüre kazandırdık. Hemen bold sign'dan hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Şimdi bu hasta psoriyazis mi, kontak dermatit mi? Şüphede kalıyoruz. Vücutta kaşıntısı yok. Polarize modda bakıyorum. Akarları göremiyorum veya emin değilim. Ultraviyole moda aldığım an akarların, bakın burada bold sign dediğim nokta nokta bir sürü akarın parladığını görüyoruz. Bu da bir kurutlu uyuz hastası. Aslında kurutlu uyuzdan öte yeni tanımladığımız ve yayın aşamasında olan bölgesel kurutlu uyuz hastası. Sadece bir bölgesinde kurut var. Başka bir lezyonu yok. İmmünsüprese değil. Yeni bir antite. Bakın bu noktaların hepsi bir akar kümesi. Diğer bahsedeceğim görüntüleme yöntemi Wood ışığı. Gerçekten bu da yeni yayınladığımız bir yayın. Çok küçük bir Wood ışığıyla akarın evini yani tünelleri net bir şekilde vücutta ayırt edebiliyoruz. Bu tünel miydi, akar mıydı? Örnek alırken de çok rahat kullanabileceğimiz bir yöntem. Işığı kapatıp karanlık bir alanda Wood ışını yaptığımız zaman net bir şekilde akarları ve onun siliyonlarını, tünelleri net bir şekilde görebiliyoruz. Mikroskobi örnek alımı anlatıldı. Ben hızlıca geçeceğim. En kesin yöntem tabii ki mikroskobide akarı canlı canlı görmek. Bu arada benim arkamda ekran var, görüyor musunuz bilmiyorum. Orada da bir akar kendini gösteriyor bize. Toplantıyı izliyor kendisi de. İki farklı yöntemle örnek alınıyor. Ben az önce anlatıldığı için süremi hızlı kullanmak için buraya geçeceğim. Neler görebiliyoruz küretaj yönteminde? Akarın kendisini görebiliyoruz. Kanatlıysak kanamalı bir ortamda akarı görebiliyoruz. Parçalanmış akar görebiliyoruz. Sağdaki resimde dışkı artıklarını görebiliyoruz. Solda tamamen parçalamışım. Hem dışkı artıkları var hem de dikensiz çıkıntılarını görüyoruz. Ve en son yumurtalarını da görebiliyoruz. Bunlar bize tanıyı koyduruyor. Ekstraksiyon yöntemiyle bu iğneyle çıkarma yöntemi. Bundan da bahsetmek istiyorum. Biraz örneği nereden alacağız sorusunun da cevabı aslında. Bakın bilekte net bir şekilde siliyonu görüyoruz. Kırık virgül şeklinde akar aslında ya bu uçta ya diğer uçta. Işığı sağa sola hareket ettirerek tünelin sağından solundan ışık geçirirsek akarın siyah hafif parladığını görebiliyoruz burada. O bölgeyi hedefliyoruz. Bu videoların hepsini paylaşabilirim ama ben süremi aşmamak için hızlanıyorum. Akarı göstereceğim size. Bakınız, akarı aldım. Bu akar
Deriden farklı bir şekilde milyayı andırıyor. Yuvarlak bir şekilde mikroskopa koyuyoruz. Acaba etrafında bir artefakt mı vardı diye düşünmemek için. Tamamen akardan oluşan bir görüntü olduğunu da görebiliyoruz. Literatürde şöyle bilgiler vardı. Onu da değiştirmek adına gözle görülmez akar deniyordu ancak gözle görüldüğünü akarın az önce de kendimiz de iğneyle alırken gördük. Sağda bistümün yanındaki akarlara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Nokta nokta. Dışarıya çıkardığınız zaman toplu iğne başının yarısının yarısı kadar bir şekilde beyaz şeffaf şekilde akarı görebiliyoruz. Bu arada soldaki videoda da yumurtadan çıkmaya çalışan bir akarı görüyoruz. Dijital kamerayı tanıda kullanabiliyoruz. Basit, ucuz bir cihaz. Bu cihazı hastanın derisine koyduğumuz zaman örnek alma gereksinimini ortadan kaldıracak şekilde bakın tüneli boylu boyunca görüyoruz ve ucunda da kendisi var. Yaklaştırdığım zaman neredeyse mikroskobun 20-30x'lik bir boyutuna kadar büyütebiliyor. Yeni keşfettiğim bir cihaz, akıllı telefona entegre edilebilen bir cihaz. Aslında bir kılıf şeklinde bir cihaz. Telefona takıyorsunuz, telefon neredeyse küçük bir mikroskopa dönüşüyor. Hastadan örnek almıyorsunuz, telefonu hastanın derisine koyduğunuz zaman hasta da siz de izleyebiliyorsunuz. Bakın burada örnek almadan bir Scabies akarı, burada bir Demodex akarını görüyoruz. Bir videoyu da daha göstermek istiyorum. Bakın burada canlı bir görüntü bu. Hasta da izliyor, ben de izliyorum. Hem yuvasını görüyoruz Silyon'un hem de akarın hareketlerini küçük küçük burada izleyebiliyoruz. Hiçbir örnek alma gereksinimi olmadan bir telefon yardımıyla bunu yapabiliyoruz. Tanı da özetleyecek olursak gece ve sıcaklardan kaşıntı, ailede kaşınan kişi, el ve ayak bileklerinde silyonlar, vücutta ekspor yapabilirler, genital bölgede nodüller ve akal ve tünel içeriğinin görüntülenmesi bize tanıda yol gösteriyor. Tedavide neler kullanabiliyoruz? Topikal ve oral tedaviler kullanabiliyoruz. Birçok topikal tedavi seçeneği var ama biz ülkemizde permetrin ve sülfür üzerine yoğunlaşıyoruz. Çünkü diğer maddeleri bulmak zor oluyor. Kromotom var, nadir. Çay ağacı yağı var. Ancak biz permetrin ve sülfür üzerine yoğunlaşıyoruz. Permetrin 3 aydan büyük infantlarda, gebelerde, laktasyonda her kılavuzda ilk seçenek olarak gösteriliyor. İkinci bir tedavi mutlaka şart bir hafta sonra tedavide olmazsa olmaz. Çünkü az önce gördüğünüz akar gibi yumurta içerisinde bulunan akarlar tedaviden etkilenmiyor. Çoğu ilacımız skabisidal yani ovasidal değil. Dolayısıyla 8-10 gün sonra ikinci tedaviyi vermemiz gerekiyor. Permetrin tedavisine sürüp 12-24 saat bekletip sonra hastanın yıkamasını bir hafta sonra tekrar etmesini söylüyoruz. Sülfür ülkemizde ikinci sık kullanılan ajan. Majistral ilaçlar yapabiliyoruz. Wilkinson pomat hazır preparat olarak bulunuyor. Burada 3 gün üst üste sürüp 4. gün hastanın yıkamasını istiyoruz. Bir hafta sonra tekrarlıyoruz. Buraya ben sürenin yetmeyeceğini bilerek, kayıt alındığını bilerek bütün topikal ajanların nasıl kullanılacağına ait bir örnek koydum. Ekran görüntüsü almak isteyenler alabilir. Devam ediyorum. Peki kıyafet ve yaşam alanı tedavisi çok önemli. Olmazsa olmaz. Hastayı tedavi ediyorsunuz. Gidiyor montundan tekrar alıyor. Yatağından tekrar alıyor ve hasta tekrar reenfest oluyor. İnsan vücudunun dışında 4 güne kadar yaşayabildiği söyleniyor ancak benim yaptığım in vitro çalışmalarda 7 güne kadar hareketli parazitler gördüm. Dolayısıyla ağzı kapalı bir poşette 7 gün bekleteceğiz. Enfeksiyon riskini ortadan kaldıracağız. Süpürge ile ortamı vakumlu bir şekilde süpüreceğiz. Bunlar çok hafif akarlar. Süpürge bunları çok kolay çekebilecektir. Sirke, maalesef hastalarımız sirkeyle çok buluşmak istiyorlar. Çok ısrarcılar bu konuda. Kontak dermatitlerle karşımıza geliyorlar. Hatta o kadar ki ayırıyorlar. Beyaz sirke daha iyi, üzüm sirkesi daha kötü vesaire. Bunun bir bilimsel dayanağı olmalıydı. Bununla ilgili bir çalışma yaptım. Sirkenin %50 sulandırılmışı ve %100 konsantrasyondaki gerçekten akarisidal. Asetik asit var sirke içerisinde. Bunu tespit ettim. Ancak bu şu demek değil. Hasta vücuduna sirkeyi sürüp onunla iyileşecek demek değil. Kontak dermatit oluyor. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Yıkayamadığın, poşete kapatamadığın şeyleri sirkeyle sil. Halıyı sil, koltuğu sil. Bu sayede hem onun o dayanılmaz isteğini yerine getirmiş oluyorum. Sirkeyle buluşturuyorum. Hem de bilimsel bir veri sağlamış oluyorum. Az önceki sorunun cevabı olabilecek bir çalışma. Hangi sıcaklıkta ne kadar yaşıyor? Eksi 18 derecede 120 dakikada yaşıyor ortalama. Bu neden önemli? Hastalar hızlı bir dezenfeksiyon istiyor bazen. Yani akşam ben bu çamaşırı giymek istiyorum diyor. Bir derin dondurucuya koyabilir. 50 santigrat derecede ortalama 44 dakikada ölüyor. Bu bilgi neden önemli? Hastalar şunu söylüyor. Hocam ben çok huylandım. 15 dakikalık bir programda bütün evi elden geçirmek istiyorum. 15 dakikalık bir program yetmeyebilir. 50 santigrat derecede 44 dakikada ortalama ölüyor. Şunu diyoruz hastalara. 60 derecede en az 1 saat yıkayın. Hocam hızlanmam gerek farkındayım. Hemen bitireceğim.
Topikal tedavide dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Öncelikle iyi bir duş kese yapıp siliyonları açmamız gerekiyor. Bütün her yere ilacı sürmemiz gerekiyor. İlacı sürdükten sonra ellerimizi yıkarsak tekrar sürmemiz gerekiyor ve hastaya anlatabilmemiz gerekiyor. Hasta uyuz olduğun tanısını duyunca zaten ben nasıl uyuz olurum sorusunu aklında şekillendirene kadar sizin anlattıklarınız gidiyor. Hastanemizde yapılan bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uyuz tanısı atıldığı an hastaya ses kaydı gidiyor. 3,5 dakikada neler yapması gerektiğini hasta dinliyor. Bakın burada toplu iğnebaşı kadar bir alanı göstermek istiyorum. Her yerine ilacı sürdü. Toplu iğnebaşı kadar bir alana sürmedi. Görüyorsunuz ne kadar yeni açılmış yumurta, yeni doğmuş akar, anne akar, bir sürü dışkı artı, arkada yumurtalar. Yani hasta bütün her yerine ilacı sürmeli. İşte bu noktada oralivermektin ortaya çıktı. Sağ olsunlar ilacı ülkemize getirdiler. Hasta uyumunu minimalize eden bir tedavi seçeneği. Hasta oral olarak alıyor ve ilacın akarı bulmasını bekliyoruz. Bazı sorular var. Burada da ekran görüntüsü alınabilir. Aç mı tok mu? Kaç tablet? Minimum tablet ne? Sizleri sıkmamak ve süremi aşmamak için ekran görüntüsü almanızı tavsiye ediyorum. Bir hafta sonraki tedavi burada da geçerli. 8-10 gün sonra hasta bir tedavi daha alacak. Peki bizim ulusal skabies rehberimiz ne diyor? Benim konuşmamın başlığı olarak bu verilmiş. Ulusal skabies rehberi eşliğinde tedavi denmiş. Öncelikle %5 permetrin veya peribalsamız, sülfürlü karışımlar, benzil benzoattan birini verip yanıt yoksa oral ivermektine geçilmesi konusunda bir bilgi var. Ancak aşağıda da bir yıldızla bunu istisnaları belirtilmiş. Salgın koşullarında, deprem koşullarında birinci seçenek olarak kullanılabileceği vurgulanıyor. Gerçekten deprem zamanında çok ciddi vaka yaşamıştık. Oraya bağışlanan oral ivermektinler sayesinde de kontrol altına almaya başardık. Son slaytım hocam. Bu slayt bizler için, hekimler için ne yaptıysak olmadı. Onu verdik olmadı, bunu sürdük olmadı. Ben kendim şu ana kadar hiç uyuz olmadım ama uyuz olursam yapacağım şeyi biliyorum. Canlı akar yakalamak için hastalardan akar topladıkça baktım ki akar topladığım hastalar daha iyi iyileşiyor. Zaten 2 2 daha 4 eder. Vücuttaki yabancıyı alırsanız hastalık biter. Bunu yayına çevirdim. Gerçekten hastanın akarlarını toplarsanız hasta tedavi oluyor. Pratikte uygulanabilir bir yöntem değil ama olur da ben bir gün uyuz olursam kendi üzerimdeki akarları teker teker WU tıkışıyla bulup toplayıp tedavi olacağım. Size de tavsiye ediyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Aslan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Oldukça hastalığa pratik yaklaştığını da gördük. Yenilikçi ve pratik bir yaklaşım sergilemiş Aslan hocamız. Urla'da, bağda akrepten korktuğum için ultraviyole ışık aldım. Çok da güzel gösterir. Yani o şeyi çok güzel birleştirmişsiniz. Uyuzun ve tünellerin gösterilmesini. Akrebi de çok güzel gösterir ultraviyole. Bu nedenle tebrik de ederim. Hani sizlerin katkı verdiği bir şey vardı. Gösterdiğiniz resimlerde aslında parazitin dışkısı da çok güzel gözüküyor. Oval, böyle küçük siyahçık, onlar da çok tipik. Hazır, hani şu ana kadar gelen bütün konuşmacılara sorum. Ne diyelim bu Sarcoptes scabies'in dışkısına? Şimdi şeye baktığınız zaman harf şey, S, C, Y, B, A, L, A. Öyle bir telaffuz var. Eski Yunanca'dan geçmiş. Hani İngilizcesini çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yunanca'da B yok, scivala diye telaffuz ediyorlar ama Latinler skibala, ne diyelim biz bu şeyin, parazitin dışkısına ya da sarkoptezin, uyuzun dışkısı deyip geçelim mi? Özel skibalayı Türkçe'ye kazandırmayalım. Google'a baktım, yok. Acaba bunu cesaret edip çevirmeye kalkan oldu mu diye. Siz kitap bölümü, hani kitap yazdığınız için özellikle sorma istedim. Nasıl bir şey kullanalım dışkıya? Ne diyelim? Çok tipik çünkü. Vallahi çıkartı diye bir terminoloji var, çıkartıları. Hayır, ama Sarkoptu. Sarkoptes'e özgü, yani Skibala'yı şeye özgü yapmışlar. Skibala dediğiniz zaman Sarkoptes scabiei'nin o tipik küçük siyah dışkısı. Yani yumurtası kadar tipik neredeyse o dışkıda. Özel bir şey söyleyelim mi, yoksa dışkı deyip geçelim mi? Dediğim gibi Yunanca'dan telaffuzu Skibala, B'yi kullanmıyorsunuz. Latinceden Skibala. Neyse, ağzımız bakalım neye alışacak. Ben yumurta ile ilgili bir şeyimi belirteyim. Bana bir yumurta getirildi. Tavşan da şeyin dışkısına karışmış. Ben fasulye hepatika zannettim. Oldukça büyük, birazcık daha büyük. Kapak arıyorum. Acaba hani tavşanda fasulye hepatika enfeksiyonu var. Bu nedenle yumurta mı çıkarılmış?
Ve o zaman öğrendim fasulye hepatika yumurtasıyla çok benzediğini ama kapaksız tabii ki. Hakikaten şeye de katılıyorum. Aslında deneyimli göz aslında çok fark eder. Gösterdiğiniz resimlerin birçoğunda o küçük siyah noktacık, özellikle üçgen şeklinde noktacık fark ediliyor. Milimetrenin yarısı kadar. Yani o iğnenin ucunda çok güzel gösterdiniz. Alışkın birisi gözle çok rahat görebilir. Ona göre örnek alması biraz kolay olabilir. Neredeyse paylaştığınız bütün resimlerde küçük siyah noktacık, üçgen şeklinde noktacık gözükebiliyor. Ben tekrar buraya vurgu yaparak ivermektin konusuna geçeyim. Tabii hani ivermektin konuşuldu. Ben ayrı bir parantez açmak istedim. Yaklaşık bundan 20 yıl önce antiparasitler tedaviyle ilgili bir ivermektin bölümü yazdım. Tabii ivermektin bölümü yazdığımda Türkiye'de yoktu. Hani çıkışı ile ilgili hikayeyi anlatacağım. Az önce tedavisi konusunda bilgileri verdi Aslan hocamız. Geniş spektrumlu bir aslında bakteriden elde edilen bir ilaç ivermektin. Antibakteriyel ya da antifungal aktiviteleri ön planda değil ama COVID zamanında ne varsa özellikle antiparazitler ilaçlara çok fazla ilgi duyulduğu için neredeyse bunun da COVID'e karşı etkin olduğu ileri sürüldü. Ama tekrar ben o yapı taşlarına gittiğim zaman buradaki insanların hepsi acaba ağız yoluyla kullanılabilen ilaçları denemişler neredeyse. Yani bu yapı taşlarını bizim buraya kadar getiren bilgiler. Yani kükürtlü suyu da içirmişler ama ağız yoluyla tedaviyi bulmamışlar ve özellikle de bu hastalığın tedavisi lokal olarak, topikal olarak yapılacak şekilde vurgulamışlar üstüne basa basa. Ama ta ki ivermektine kadar. Tabii hani dünyada milyonlarca hayatı kurtaran bir ilaca ödül vermemek olmazdı. 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü. O yıl 2 antiparasitel ilaca gitti. Biri ivermektin grubu ilaçlardı. Diğeri de Artemisinin UU2'ya gitti. Özellikle Campbell ve Omura'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Hakikaten milyonlarca insan bu noktada hayatını kurtaran bir ilaç. Biz hani uyuz tarafından bakıyoruz ama Onkoserka volvulus, nehir körlüğü aslında baktığınız zaman Afrika'da 200 milyona yakın insanı etkiliyor. Ve 5 milyona yakın insan kör olabiliyor. Potansiyeli var. Dolayısıyla bu nedenle Nobel Tıp Ödülü ivermektinin keşiflerine verilmiş. Baktığınız zaman Merck bu konuda özellikle hayvanların veteriner tedavide solucanların tedavisine yönelik bir araştırma grubu var. 1970'li yıllarda Kitasato Enstitüsü Japon topraklarından bir sürü bakteri izole etmiş ve bunların depolamış, stoklamış. Hangi akla mantık bunu yapmışlar onu bilmiyorum ama Otosato kendi konuşmasında ben mikroorganizmalardan çok şey öğrendim. Onlara çok güvendim. Dolayısıyla ödülü onlara vermelisiniz diyecek noktada bir birikimleri var. Merck, acaba bu bakterilerden biz solucanlara karşı antiparasitler ilaç bulabilir miyiz teklifiyle gidiyor. Ve çok büyük bir aslında şey var, emek var. Bunların içinde bir tane Streptomyces avermitilis yani hücre kültüründe diyorum, kültürde çoğaltıyorlar. Çoğalttıkları et suyunu farelere veriyorlar. Parazitli farelere veriyorlar. Hangisinde solucan kalmadı, yumurta atılımı durdu. Mantık bu ama inanılmaz bir demek var. Bir tanesini de tutturuyorlar. Streptomyces avermitilis. Tabii bu hani golf sahasından alınan bir örnek ama rastlantı değil aslında. Çok ciddi bir emek var. Nasıl akıllarına gelmiş böyle bir şeyi yakalamak onu bilemiyorum ama tabii bu noktadan çok aşırı bir bilgi birikimi oldu bu ivermektinin konusunda. Genomu da çıkarıldı 2003 yılında. Hatta bu gen diziliminin tamamı çıkarıldıktan sonra yayınlandı Nature'da, biyoteknolojide de yayınlandı. Hani işin ucunda baktığınız zaman oradan elde edilen avermektin grubu ilaçlar vermes Latince'de solucan, kurt demek. Aslında oradan gelmiş. Vermek tarafı o vermes kurtçuktan gelmiş. Avermektin bu şeyi tanımlıyor.
Sadece şu üç tane işaretlediğim yerdeki değişikliklerle 8 tane farklı tür elde ediyorlar. Özellikle Ivermectin'de B1A ve B1B'ye baktığımız zaman hidrojenler geliyor. Diğerlerinde etilen ve metilen kökler geçiyor. Dolayısıyla şu anda bizim aslında Ivermectin'e baktığımız zaman B1A ve B1B karışımı bu iki bileşik. Hidrojen kattıkları için Ivermectin'e hidrojenden gelen hi takılmış ama söylenmesi kolay olsun diye Ivermectin adlandırmışlar. Ivermectin'in de bizim bu şekilde gelmesi, adlandırması bu şekilde. Hani etki mekanizmasına baktığımız zaman memelilerin birçoğunda glutamat aracılığı klor kanalları yok. Olanlarda da bu ilacın afinitesi çok çok düşük. Normal sinir iletiminde glutamat gelip iyon kanallarına bağlanıyor ve iyon kanallarını açıyor. Oradan klor geçiyor, hücrenin içi daha da negatifleşiyor ve sinir iletimi bir sonrakine ya kas hücresine ya bir sonraki sinire iletiliyor. Ivermectin bu noktada klor kanallarına bağlanarak onun sürekli açık kalmasını sağlıyor. Ve sürekli açık kalmasını sağladığı zaman da hücre içinin aşırı negatifleşmesini, dolayısıyla sinir iletiminin bir ileriye gitmesini engelliyor. Tabii bu noktada ben hani şuraya uyuz etkenini koydum, sarkoptesi koydum. Ama buraya diğer parazitleri, birazdan sözünü edeceğim parazitleri söyleyebiliriz. İnanılmaz bir derecede logaritmik olarak bu ilaca karşı bilgi birikimi, bu ilaçla ilgili bilgi birikimi oldu. Tabii hani baktığınız zaman glutamatın bağlandığı bölge burası, ivermektinin bağlandığı bölge de burası. Bir sonraki slaytta özellikle hani moleküler modele baktığınız zaman kapı açılmasını, sol taraftaki şurası kapalı ama glutamat bağlandığı zaman açılıyor ama permetrin, özür dilerim, ivermektin bağlandığı zaman bu kanal sürekli açık kalıyor. Ve açık kaldığı için de hücrenin içi sürekli negatif oluyor. İnsanlarda sadece oral yoldan kullanılıyor ki kitlesel tedavi programlarında inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Hani belki uyuz sıklığının azaltılması ve kontrolünde söz edilir ama bu noktada ivermektin özellikle onkoserkiyaz nehir körlüğü tedavisinde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Merck'in desteğiyle inanılmaz sayıda kullanıldı. Milyonlarca doz kullanıldı bu hastalığa karşı. Tabii bunda hani mikrofilaryaya etkili. Erişkine etkili değil. Dolayısıyla biraz daha uzun tedaviye ihtiyaç var. Bizim antiparaziter tedavide mikrogram düzeyinde kullandığımız tek ilaç. Onu söyleyebilirim. Hani şaşırtıcı gelebilir ama ticari firmalar bunu iyi optimize etmişler diyebilirim. 3 miligram şeklinde yapıyorlar. Yani 15 kiloya bir tablet çok rahatlıkla düşünebilirim diye 3 miligram. Yurt dışında 6 miligramlık tabletleri de var tabii ama çok basitçe Türkiye'de de bu ürünün var olmasına inanın 20 sene önce çok üzülüyordum. Sürekli dışarıdan bu ilacı aldırtıyorduk. Daha çok Strongyloides stercoralis için, Strongyloides stercoralis'ten çok korktuğum bir parazit. Kendisini arttırabiliyor çünkü o helmint. Yurt dışından getirmek zorunda kalıyorduk. Şimdi rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu nedenle hani iki firmada oldu. Bu açıdan elimiz en azından çok daha rahat oldu diyebilirim. Çok sayıda parazite etkin. Bitlenme tedavisinde de düşünün yani kullanılabiliyor. Bir nematotlara, yuvarlak solucanlara etkili bir ilaç. Kaldı ki artropotlara da karşı etkili. Bu nedenle iyi bir silah. Tabii kuşkusuz veteriner hekimlikte bu kadar yoğun zaten kullanılıyordu. Eskiden de insanlarda kullanımı yoktu ama bu kadar yoğun kullanılan bir ilaca ileride dirençle ilgili belki Özlem sözünü edecek. Gelişmesi muhtemel ama eminim hem sadece oral değil de topikal kullanımı konusunda da yeni ilaçlar geliştirilecek. Molekül üstünde çeşitli değişiklikler yapılarak ve deride, yağda özellikle birikerek daha uzun süre kalmasını sağlayacak çözümler araştıracaklar. Yani ilacın dozu da Orçun döngüsünden söz etti, biyolojisinden söz etti. Bu ilaçta da hani verdiğiniz zaman bir hafta sonra, çünkü o yumurtadan çıkış ve larvaların, nimflerin erişkine dönüşü sonrası bir tedaviye daha gereksinim duyulabilmesi nedeniyle ivermektini bir hafta daha sonra kullanılabiliyor. Tabii ki hani kabuklu uyuzda işte birinci, ikinci gün kullanıp bir hafta sonra tekrarlarda bunun altında yatıyor, bu mantığın altında yatıyor.
Erişkinlerin biraz daha etkili konusunda bilgileri var. Hani bir de erişkine deriye ulaşması açısından da daha kolay belki de. Özellikle larva, nif şeyin deri yüzeyine çıkması nedeniyle ulaşması biraz daha güç olabilir. Bu nedenle o bir sonraki tekrarlarla birlikte yüzeyel topikal olarak kullanılan permetrinle neredeyse eşdeğer etkiye sahip ama inanılmaz bir şekilde özellikle toplu tedavide elimizi rahatlatan ilaçlardan bir tanesi bu ivermektin. Bu tabii hani sizin slaytlar da çok iyi ama şu siyah noktayı çok rahatlıkla gösterebilirim. Bu da hani bana dün gelmiş. Az önce biz konuşma arasında Soner Hoca 6 kişilik bir aileyi şimdi gönderdim kapıdan dedi ama şurada noktacıkları belki çok daha iyi görebilirseniz. Evet, şu şekilde bir hastadan çekilmiş. Cep telefonuyla normalde hiçbir aparatı yok. Cep telefonuyla çekip büyüttüğünüz zaman da çok rahatlıkla gözlemleyebilme şansına sahipsiniz. Evet, ben hızlı hızlı tabii hem konuştum hem bir sonraki konuşmacıya da aktaracağım. Toplu yaşanan yerlerde özellikle hastaneler ya da işte özel bakım evleri de olabilir. Yaşlıların bakım evleri. Bu noktada çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu nozokomiyal enfeksiyonlar biz hekim arkadaşlar da çok sık hastalananlar gördük, uyuz gördük. Ne yapacağız? Bilgin bu konuda nozokomiyal uyuzda nasıl önlemler alacağız? Hepinize merhabalar. Ben ekran paylaşımı için Netflix'i kapatman gerekiyor sanırım. Bilgin hocam ekranınızı Paylaşabilirsin bildiğin kadar. Tamam. paylaşabilirsiniz. Bu güzel oturum için çok teşekkürler. Gayet keyifli gidiyor. İvermektinle ilgili gerçekten Türkiye'ye gelmeden önce ben de bir bu tür hastaların tedavisinde, tedavi yanısız olgularda bir eczaneden özellikle rica etmiştim ve elinde sürekli stok bulunduruyordu. O şekilde temin edebiliyorduk. Neyse ki artık o günler geride kaldı. İlaca ulaşmak gerçekten önemli bir avantaj. Şimdi ben nozokomiyal uyuzudan bahsedeceğim sizlere. Biz hastane enfeksiyonları ile ilgili bir kliniğe ziyarete gittiğimizde bize hani genel bilgi aktarımından sonra ilk sordukları soru bana bir şey olur mu sorusu. Özellikle dirençli bakteriyel enfeksiyonlarda. Bu soruya hani evet cevabını verebilirsek kontrol önlemleri de o kadar yerinde gidiyor ama birçoğu için buna evet diyemiyoruz. Normal konakta bir sorun oluşturmuyor. Ama uyuz için bir farklılık var. Evet, sağlık çalışanları için önemli bir risk. Sağlık çalışanlarında da ciddi salgınlara yol açabiliyor. Şimdi bununla ilgili birçok literatür var kaynaklara baktığımızda. Bu Hollanda'da bir merkez HIV hastaları ağırlıklı olarak takip ediliyor. 940 yataklı bir hastane. Bakın 204 tane hasta uyuza maruz kalmış ve 4 ay boyunca da 700 pardon. 773 hasta sağlık çalışanı da uyuzla enfekte olmuş. Risk faktörlerini değerlendirmişler. ACE merkezinde çalışmak bir risk faktörü. Hastalarla yoğun temasta bulunmak. Özellikle hemşire grubu, fizyoterapist grubu ve yine yardımcı sağlık personeli uyuz açısından riskli grup olarak tanımlanmış bu çalışmada. Kontrol altına almak için normal enfeksiyon temas önlemleri dışında daha yoğun enfeksiyon kontrol önlemlerine ihtiyaç var. Cilt teması olan sağlık çalışanlarına profilaktik tedavi yaklaşımı, arttırılmış bariyer önlemlerinin kullanılması ve özellikle kabuklu uyuz sonrasında son tedaviden sonra da izolasyon süresinin 8 güne kadar uzatılmasını önermişler ve bu şekilde kontrol altına almışlar. Şimdi CDC Amerika Hastalık Kontrol Merkezi'nin uyuzla ilgili önerileri şöyle. Uyuz şüpheli hastalar değerlendirilmeli ve deri kazıntısı alınarak tanı konulmalı. Tanı sürecinin desteklenmesi önemli. Yine sağlık çalışanlarının kayıt altına alınması ve taranması önemli. Temas izolasyonundan ödün verilmemeli. Uyuz tedavi sonrası hasta ile 8 saatlik temasından sakınılmalı. Tedavi öncesi uzun süreli temas öyküsü olan kişilerde de tedavi planlanmalı. Yine ev halkına tedavi öneriliyor.
temas öykülü personel bir doz tedaviden 24 saat sonra işe başlayabilir şeklinde bir öneri var. Nevresimler, kıyafetler, sıcak su, sıcak kurutma döngüsüyle tutularak temizlenmeli. Hasta odadan ayrıldıktan sonra da rutin temizlik yapılmalı ama ciddi ve düzenli bir şekilde hasta odalarının temizlenmesi öneriliyor. Eğer daha bulaşıcı olan kabukluğu yüzle karşı karşıyaysak bir önceki öneriler yine geçerli. Bu kabukluğu yüz durumunda servisteki diğer hastaların ve tüm sağlık personelinin taranması öneriliyor. Bu grubu tedavi eden sağlık çalışanlarının sınırlandırılması ve ayrı bir sağlık personel grubunun oluşturulması önemli. Temas önlemleri negatif deri kazıntısı sonucu çıkana kadar sürdürülmesi. Yine tedavi öncesi son 3 güne kadar kullanılan giysi ve nevresimlerin de yıkanması öneriliyor. Çamaşır ve nevresimlerin çamaşırhane uygulamaları içerisinde ayrı olarak değerlendirilmesi. Odaların düzenli olarak temizlenmesi ve hasta odadan ayrıldıktan sonra da odanın özellikle vakumlu HEPA filtreli bir süpürgeyle süpürülerek uygun dezenfeksiyonun yapılması CDC önerileri içerisinde. Bizim hastanede de enfeksiyon kontrolü açısından uyuzlu hastalarda yapılması gerekenler yine CDC'nin önerileri de göz önünde bulundurularak özetlenmiş durumda. O yüzden her hastane kendi uygulamalarını ve standartlarını oluşturmalı ve böyle bir durumda hızlıca devreye sokabilmeli. O yüzden bir örnek olması açısından getirdim. Burada da yine yıkamaların çamaşırla yıkamanın 60 santigrat derecede olması ve ütüleme yapılması önemli. Havalandırma önemli. Yıkanamayacak eşyaların ağzı kapalı bir poşete konularak 3 gün ama biraz önce Aslan Hoca'nın dediğine göre 7 güne kadar kalabiliyormuş. Belki bu tekrar gözden geçirilebilir. Biraz daha uzun bekletmek adına. Zemin ve mobilyaların elektrikli süpürgeyle süpürülmesi düzenli olarak önemli. Dermatoloji konsültasyonlarıyla hastaların ve temasların değerlendirilmesi önemli. Bunların hepsini standartlara bağlayıp klasik temas önlemleriyle birlikte devreye sokmamız gerekiyor. Yine bizim çamaşırhaneye gönderilen kirli malzemelerin de mutlaka üzerine bir etiketleme yaparak bunların diğer çamaşırlardan ayrı olarak muamele görmesinin sağlanması önemli bir nokta. Şimdi hastane enfeksiyonları dediğimiz zaman en önemli korunma yolu temas izolasyonu. Uyuz da bunlardan bir tanesi. Bizim uyuzlu ya da işte temas izolasyonu uyguladığımız hastalarda hasta kapılarına koyduğumuz bu uyarıcı kartlar var. Buraya her girişte, odaya her girişte el hijyeni sağlanması, odaya girmeden önce temiz önlük giyilir, odadan çıkmadan önce önlük giyilir, çıkarılır. Yani kirli materyal hasta odasında bırakılır. Odaya her girişte temiz steril olmayan eldiven giyilir. Yine eldiven de odadan çıkmadan önce çıkarılır. Hasta mümkün olduğunca oda dışarısına çıkarılmaz. Eğer bir yere gönderilecekse ilgilendirilerek ve gerekli önlemler alınarak gönderilir. Hastaya kullanılan malzemeler de hastaya özel olması sağlanır. Bunları teorik olarak konuşmak kolay ama pratikte bunları uygulamak her zaman kolay olmayabiliyor. Biz yine hastanede bu temas izolasyonu uyguladığımız kartların arkasında hangi mikroorganizmalara karşı bu izolasyonu yapacağımızı özetleyen bir liste var burada uyuzda yer almakta. Türkiye'den bir hastane enfeksiyon salgını, bir hematoloji ünitesi. Multiple miyeloma olan bir hastada biraz geç tanı ve geç tedavi başlanamadan eksi olan bir hasta. Bu ilk vakayla birlikte 5 sağlık çalışanı ve bir aile üyesi yüze yakalanıyor. İlk ataktan sonra 8-12 hafta sonra yine 11 sağlık çalışanı 5 aile üyesi. Yine devam eden 19-20. haftalara geldiğimizde de 9 sağlık çalışanı yine 4 aile üyesi. Toplamda bir indeks vaka, 6 diğer hasta, 25 sağlık çalışanı ve 10 aile üyesi bu salgında etkilenmiş durumda. İzolasyon önlemlerini ciddi olarak devreye sokmamız çok gerekiyor bu çalışmalarda. Şimdi bunu şematik olarak hastane mimarisiyle birlikte özetlemişler. Şurada gördüğünüz ilk vaka beyaz olarak görüyorsunuz. Sonra
aynı o hastanın odasındaki diğer hastalarda, aynı koridorda ve sağlık çalışanlarının çapraz kontaminasyonuyla diğer odalara doğru ilerleyen bir yaklaşık 3 ay olan bir immünosupresif hastalığın izlendiği kuduz olduğu uyuz salgını görülüyor. Şimdi bir başka derleme 1984 ve 2013 yılları arasındaki uyuz salgınlarını incelemiş. 84 tane raporlanmış salgın var. Çok detayına girmeyeceğim ama bunların büyük bir kısmı hastane kökenli ve yaşlı bakım evleri ne oluştu? Yaşlı bakım evlerinden oluşuyor. 12 salgının HIV ile ilişkili olduğu, yani HIV pozitif hastalar önemli risk grubu altında, riskli grup içerisinde. Yine önemli bir risk faktörü de bu hastalarda uzun süreli kortikosteroid kullanımı da uyuz salgını, özellikle kabuklu uyuz gelişmesi açısından bir risk faktörü olarak belirtilmiş. Şimdi önlemler 3 aşağı 5 yukarı aynı ama yani tekrarlamak gerekirse uyuzlu hastalar tedavi takibinden 24 saat diyor. Belki klasik uyuz için geçerli olabilir. Kabuklu uyuzda bunun 8 saate kadar uzatmak, 8 güne kadar uzatmak mümkün. Enfeksiyon kontrol önlemleri klasik ve kabuklu uyuz arasında farklılık gösterir. Kabuklu uyuz hastaları tedavi için hastaneye yatırılmalı. Biz enfeksiyon kontrol hekimleri ve çalışanları olarak temas izolasyonunda galoş kullanımını çok önermiyoruz ama uyuzda belki bir istisna olabilir. Bu özellikle yerden kontaminasyonu sonrasında bu akarların dışarıya çıkarılmaması açısından galoş uygulaması da devreye sokulabilir ama galoş kullanırken mutlaka eldiven kullanımı, el hijyeni kurallarına sıkı sıkıya uymak lazım. Yoksa galoş koruyucu değil bir dezavantaj yayılmayı arttırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Uyuz testi hasta asemptomatik hale geldiğinde ve tedavi tamamlandıktan 2 ila 4 hafta sonra tekrarlanmalı. Yine kabuklu uyuz vakalarında en az sayıdaki sınırlandırılmış sağlık çalışanıyla hizmet verilmesi salgınları önlemek açısından önemli. Giysiler ve çamaşırlar, çamaşır makinesi sıcak suyla yıkanmalı, kurutulmalı ve ütülenmeli. Yıkanamayan eşyalar için %5 kloramin gibi böcek öldürücü tozlarla muamele düşünülebilir. Bu çalışmada mesela giysilerin 10 gün boyunca plastik torbalarda saklanması önerilmiş. Yine eksi 20 santigrat derecede 72 saat boyunca dondurucuda saklanmasının da önemli olduğu vurgulanmış. Şimdi ilk bu hematoloji ünitesindeki salgında kaynağın döşemelerden kaynaklandığı ve döşemelerin deri ve Windex'te kaplandıktan sonra kontrol altına alınabildiğini vurgulamışlar. O yüzden salgın sırasında bütün ortamın dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi ve silinebilir, yıkanabilir, süpürülebilir materyalden oluşmasına dikkat edilmesi önemli bir nokta salgını kontrol altına almak açısından. Sonuç olarak tanı önemli, akla gelmedi. Erken tanı yayılımı önlemek açısından, tedavinin erken başlanması açısından önemli. Temasların kayıt altına alınması, yaygınlığı engellemek açısından değerli bir nokta. Sıkı temas izolasyonu, belki galoş kullanımıyla birlikte temas izolasyonunun uygulanması, personel kısıtlanması, temizlik çamaşırhane uygulamalarından bahsettim ve uzun dönem izlemde bu kontrol açısından, enfeksiyon kontrol açısından önemli noktalar olarak vurgulayabilirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bilgin, çok teşekkür ederiz. Zamanında da bitirmiş oldun. Tabii hani bu hastane açısından baktığımız zaman özellikle yaşlı bakım evlerindeki salgınlarda da yaklaşım sanıyorum nozokomiyal enfeksiyon gibi olmalı. Ne diyorsun hani bu konuda? Yani yaşlı bakım O evleri otelleri de ekleyebilirim hatta. otel noktasına Özellikle gelmedi henüz yaşlı daha. bakım evleri. Otel noktasına henüz gelmedi ama yaşlı bakım evleri enfeksiyon kontrolü ve enfeksiyon yaygınlığı, dirençli mikroorganizma ve şimdi uyuzu konuşuyoruz. Uyuz için de önemli bir kaynak. Buradaki özellikle Türkiye'deki hani altyapının yetersizliği, personel yeterliliği, sayısı ve niteliği açısından açmazlar. Bu noktalarda önemli bir sorun oluşturuyor tabii. Hem tanıda hem de tedavide
açmazlarımız var bu noktada. Çok teşekkür ediyorum. Durumsal uyuzda özellikle bakım evlerinde ya da çocuk bakım yerlerinde bir tek kabuklu uyuz vakasının olmasının salgın kabul ediliyor değil mi hocam? Yani Evet, burada evet, böyle evet, bir evet. tek bir tane bile kabuklu uyuz vakasında olması artık orada bir salgın olduğunu Evet. kabul etmek gerekiyor. Evet. Yani aslında dirençli mikroorganizma, yani enfeksiyon, nozokomial enfeksiyon tanımında daha önce hiç görmediğiniz sıfır olan bir yerde bir tane yeni bir vaka görüyorsanız bu salgının başlangıcı olarak değerlendirilmeli. Uyuz için de bu geçerli. Tek tek bir kabuklu uyuz salgının başlangıcı olarak değerlendirilmeli ve ciddiye alınmalı. Gelen sorulardan bir tanesi de acaba hani bu sağlık personeli işte hekim olsun, diğer personeli olsun bu salgın nozokomiyal enfeksiyon sırasında ekstra bir önlem alması gerekiyor mu? Hani zaman açısından bir hafta mı raporlu olacak, 10 gün mü raporlu olacak? 24 saat. Soruyu öyle Yani anladım. ben sorulara bakmadım. Yok ben Yani hani oradan... tedavi ya da profilaksi sonrası 24 saat sonra işe başlayabilir deniyor. Burada enfekte olmayan, profilaktik amaçlı kullanılan tedavilerden bahsediyoruz. Tabii enfekte hastanın, sağlık çalışanı enfekte olduysa o zaman o hasta protokolü onlarda da geçerli. Lezyonların negatif oluşu saptanana kadar izole edilebilir. Ama onun dışında hani profilaktik amaçlı başladıysanız tedaviden 24 saat sonra işe başlayabilir şeklinde bir not var. Tamam, çok teşekkür ederim. Bir sonraki konumuz Türkiye'de uyuz ve Türkiye kökenli yayınlara bakış. Nurhadiye, söz sende. Bu arada zamana da bakıyorum. Yani 45 dakikamız daha da var. Çok sıkıntı yok gibi duruyor. Buyurun Nurhadiye. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, öncelikle böyle bir güzel oturumda buluşmak çok keyifliydi. Bugünkü sunumum benim anlatacağım konu, çok pardon. Türkiye'de uyuz ve son 5 yıllık Türkiye kökenli yayınlara bakış. Türkiye'de uyuzun tarihçesine bakacak olursak, daha önce Metin Hoca'nın da söylediği gibi aslında çok fazla veriye ulaşamadım. Osmanlı arşivinde yapılan ilk kaydın 1889'a ait olduğu tespit edilmiş. Daha sonraki diğer kayıtlarda ise özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda uyuz hastalığının ivme kazandığı, daha sonrasında ise Anadolu'ya yayıldığı gösterilmiş. Türkiye'de diğer birçok ülkede olduğu gibi uyuzluğun yaygınlığı, insidansı göstermekte. Yakın geçmişine bakacak olursak uyuz hastalarının oranı 1967'de 10 binde 1 ile binde 1 arasında değişirken 1973 ve 78'de bu oranların yükseldiğini görmekteyiz. 1980 ve 1990'larda ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden rapor edilen çalışmalarda %2,8 ile %8 oranında değiştiğini görmekteyiz. 2000 ve 2018 ile arasında ise uyuz hastalığıyla ilgili %1'in üzerinde bir oran gösteren çalışma bulunmamaktadır. Son verileri araştırırken birçok arama motoruna baktım. Buna göre yayınlarının yıllara da göre dağılımı şuradaki grafiğde göründüğü üzere özellikle Türkiye'de pandeminin başladığı 2020 yılında çok özür dilerim. Uyuzla ilgili çalışmalar yapılmaya başlamış ve bu çalışmalar özellikle 2023 yılında pik yapmış. Yapılan çalışmaların 52'si özgün araştırma, 12'si editöre mektup, 13'ü olgu sunumu, 9'u derleme olmak üzere toplam 8-6 yayın karşıma çıktı. Türkiye'deki bu yayınları size şu 3 konu başlığı altında özetlemeye çalışacağım. Bir, Türkiye'de epidemiolojik açıdan ne değişiklikler oldu? İki, tanı ile ilgili bir yenilik var mı? Üç, tedavi ile ilgili bir yenilik var mı? Bu şekilde size derlemeye çalışacağım. 2020 yılında Özlem ve arkadaşlarının yaptığı oldukça kapsamlı bir çalışma. 12 merkezin katıldığı erişkin ve çocuk hasta olmak üzere toplam 17.803 hastanın dahil edildiği bu çalışmada
2014 yılı ile 2017 yılı arasında uyuz olgularında sabit seyrettiği ve ilik artışın aslında 2018'de başladığı ve 2019'da da peak yaptığını görmekteyiz. Turan ve arkadaşlarının 2020 yılında yayınladığı bir çalışma, Erzurum'da yapılmış bir çalışma. Burada da aslında yıllara baktığımız zaman 2017'deki %0.5 oranındaki yüzdenin 2019 yılında kademeli olarak artarak 0.9'a kadar yükseldiği, yılın çeyreğine baktığımızda ise 2017'nin ilk çeyreğinde 0.4 iken 2019'un son çeyreğinde 1.5'e kadar yükseldiğini görmekteyiz. 2021 yılında yayınlanan bir çalışma, Baykal ve arkadaşlarının İstanbul'da yaptığı bir çalışma. Burada da 2016-2017 arasında olgular stabil seyrederken 2018'in son yarısı çeyreğinde yükselmeye başladığı ve 2019'da arttığını görmekteyiz. Bu çalışmalarda neden 2018'in son çeyreğiyle 2019'da bu olgular arttı diye bakmışlar. Birkaç nedenle sorgulamışlar. Bir, göçmenler buna sebep olabilir mi diye bakmışlar. O dönemde Türkiye'de toplam 3,5 milyon civarında göçmen nüfusu bulunmakta. Bu da Türkiye nüfusunun %4'ünü teşkil etmekte. Çalışmalardaki uyuz olgularında da %3 oranında göçmen nüfusu bulunmakta. Yani Türkiye genelindeki göçmen nüfusuyla olgulardaki göçmen nüfusu benzer oranda olduğu için aslında bu dönemdeki olguların artmasını direkt göçmenlere bağlayamayacağını söylemişler. Bir diğer taraftan ise o dönemde Almanya, Hırvatistan, Suudi Arabistan gibi birçok ülkede uyuzla ilgili salgılar bildirilmiş. Türkiye'deki aile ziyaretleri, Almanya'ya olan aile ziyaretleri, Suudi Arabistan'a olan hac seferleri, Alman turistlerinin gezileri gibi birçok nedenlerin belki bu olguların artışına sebep olabileceğini düşünmüşler. Bu da oldukça kapsamlı bir çalışma. Aslında pandemi Mart 2020'de aslında Türkiye'de ilk olgunun ortaya çıkmasıyla birlikte hem dünya hem Türkiye 2020 ve 2021 yılında bir pandemiyle mücadele etti. Ve bu dönemde evde kal politikasına geçildi. Toplam 13 ilden 15 hastanenin dahil edildiği pandemi öncesi ve pandemi sonrası toplam 164.878 hastanenin değerlendirdiği bir çalışmayı size getirdim. Bu evde kal politikasına geçildiği süre içerisinde diğer polikliniklerde olduğu gibi dermatoloji polikliniklerinde de hasta sayısı azalmaya başladı ancak tanıda farklılıklar ortaya çıktı. Yapılan bu çalışmada uyuz yüzdesi pandemi öncesine göre pandemi sonrasında belirgin oranda arttığı görülmüş. Bunu birkaç nedene bağlamışlar. Bir, evde kal politikasına geçildiği için sıkı temasının arttığı bir sebep olarak gösterilmiş. İkinci olarak şehirlerdeki yaşam tarzının, yani iş yerlerinin kapanmasından dolayı şehirdeki insanların daha çok kırsal kesimlere, köylere göçünün buna bir sebep olabileceği ikinci neden olarak düşünülmüş. Bir diğer neden olarak da hastanelerdeki hızlı yatak döngüsünün bu olguların arttırmasına sebep olabileceği düşünülmüş. Ve buna bir örnek olarak biraz önce Bilgin Hocam anlattı. 2020 yılında yayınlanmış bir makale. Aslında bu Türkiye'de 2014 yılında olmuş bir nozokomiyal enfeksiyon. Yani pandemi öncesi olmuş bir enfeksiyon. Burada 3 seferlik atak sonrası 42 kişi enfekte oluyor ve yapılan değerlendirme sonrasında koltuk ve yataklarının döşemelerinin buna sebep olabileceği düşünülmüş ve daha sonrasında kolay silinebilir, temizliğinin kolay yapılabildiği deri kumaşlarla değiştirilerek bu salgını bitirdiğiyle ilgili bir çalışma sundum. Tanı ile ilgili neler yapılmış diye baktığımızda aslında tanı ile ilgili birçok yayın karşıma çıktı. Bununla ilgili özellikle bizim mikrobiyolojik inceleme olarak daha çok başvurduğumuz standart yüzeysel deri biyopsi yönteminin deri kazıntı yöntemine göre oldukça duyarlı, ucuz, kullanılması kolay bir yöntem olduğu Zorbazan ve arkadaşları tarafından yayınlandı.
Bir de ultraviyole ışıkta özellikle sahip dermoskopun biraz önce Aslan Hocam da anlattı. Özellikle uyuz hastalarında oluşan tünellerin görülmesi, akar hareketlerinin görülmesi açısından kolaylık sağladı. Bununla birlikte tanı yöntemlerine başvurup ancak klinik şüphenin devam ettiği, kesin tanı koyamadığımız atipik uyuz vakalarında ise patolojinin önem kazanabileceği, özellikle punch biyopsisi sonucu alınan histopatolojik incelemelerde lezyonlardaki eozinofillerin artması, spongöz yaprar ayrıştan da önemli olduğuna dair yayınlara rastlamaktayız. Şimdi tedavide neler yapılmış diye baktığımda aslında uyuz tedavisinde permetrin ve kükürtlü meremler başvurulan tedavi yöntemleri. Bu çalışmada %10'luk kükürtlü merhem ile %5'lik permetrinini karşılaştırmışlar ve %10'luk kükürtlü merhemin başarısı permetrine göre daha iyi olarak gözlenmiş. Şimdi bu çalışmaya bakınca akla acaba permetrinde bir direnç mi var ya da tedavideki bir uygunsuzluktan dolayı mı böyle bir başarısızlık söz konusu sorusu aklıma geliyor. Ve çalışmada da bunu sorgulamışlar. Bunu ararken Aslan Hocam'ın bir çalışması karşıma çıktı. Burada permetrin tedavisine rağmen şikayetleri geçmeyen hastalardan parazitler toplanıyor ve in vitro ortamda permetrinle muamele ediliyor. Ve burada görüyoruz ki şurada saatlerini özellikle koydum. Ve bütün akarların öldürüldüğü yani permetrin tarafından inhibe edildiği ortaya çıkıyor ve çalışmada aslında uyuzluğun kronikleşmesinin altta yatan faktörünün ise permetrin direncinden daha ziyade tedaviye uyumsuzluk olduğu gösteriliyor. Tekrar bir çalışmada ise hem permetrin ve çay ağacı yağı değerlendiriliyor. Burada çay ağacı yağının daha kısa bir sürede etki gösterdiği ortaya çıkıyor. Aslında çay ağacı yağının ana tedavi ajanı olarak değil de özellikle uyuz hastalarının banyo yaptığı sırada şampuan, duş jeli gibi ajanlarla destekleyici olarak kullanılması önerilmiş. Bir de bunu biraz önce Aslan Hocam da paylaştı. Özellikle bu uyuz hastalarında tünel kazma sonrası verilen permetrinin etkinliğinin tedavi başarısını arttırdığına dair bir yayın. Bu da çok ilgincime gitti. Gerçekten çok güzel bir yayındı. Sonuç olarak Türkiye'deki yayınlara bakacak olursak epidemiolojik açıdan aslında 2018'in son çeyreğinden itibaren bir artış olduğu görülmekte. Ve pandemi sürecinde ise pandemi öncesi daha çok hani yeni vakalar ortaya çıkarken pandemi sırasında ise eski uyuz vakalarının tekrarlandığı ve bunun prevalansını arttırdığı gösterilmektedir. Tanı olarak da yapılan standart düzey deri biyopsi yönteminin, ultraviyole ışık özellikli dermoskopik yöntemlerin ve bunların yetersiz kaldığında histopatolojik incelemelerin uyuz tanısında oldukça önemli olduğu söylenebilir. Tedavi olarak da kükürtlü merhem ve tünel kazma işlemi sonrası permetrin tedavisine uygulanması tedaviye katkı sağlanabildiği ve permetrin direncinin aslında gerçekten bir direnç var mı yok mu bununla ilgili aslında daha çok çalışmalara öncelik verilmesi gerektiği ortaya çıkmakta. Geçen sene aslında ülkemizde 11 ili etkileyen çok büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem sürecinde sporadik uyuzla ilgili olgular bildirilmekle birlikte elimizde bununla ilgili aslında net bir veri bulunmamaktadır. Yapılan bu değerlendirmede aslında bu sporadik olguların daha çok o dönemde deprem sonrası insanların barınakta bulunma şartları, kötü hijyen koşulları ve insanların bu konu hakkında çok farkındalığının düşük olması, hekime ulaşamama, tedavide gecikme gibi birçok nedenin bu olgularının artışına sebep olduğunu göstermişler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım süremi aşmamışımdır. Çok teşekkür ederiz Nurhadiye. Özellikle de böyle güzel ayırıp sınıfladığın için çok daha çarpıcı oldu. Aslında bu gelecek için de bizim için bir vizyon sağlamış olacak. Tedavinin etkinliğiyle ya da moleküler yöntemlerle ilgili çalışma az ama az önce duyduğum bir şey var. Belki Ayşegül ondan söz eder ama en azından o yöne doğru da bir profilimiz açılacak.
Aslan Hoca'ya, Soner Hoca'ya ve Murat Hoca'ya ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu konuda tıp literatürüne çok güzel yayınlar da kazandırmışlar. Senin bu aktardıklarında da onu görmüş oldum. Çok teşekkürler. Dünyada uyuz ve tedaviye direnç. Tedaviye direnç özellikle sorular arasında da geliyor Özlem. Ama dünyada uyuz ne durumda ve tedaviye direnç konusunda neler söyleyeceksin? Söz sende Özlem. Çok teşekkür ederim hocam. Nurhadiye Türkiye'deki uyuz yayınlarını çok güzel bir şekilde özetledi. Ben de dünyadaki uyuz yayınlarından ve tedaviye dirençten bahsedeceğim. Uyuz dermatolojik paraster bir hastalıktır ama sadece bununla sınırlı tutulamaz. Sepsis, kardiyak ve böbrek tutulumuna bağlı mortalite riski olması uyuzu dünya ve ülkemiz için önemli bir halk sağlığı problemi haline getirmiştir. Ve Soner hocamın da belirttiği gibi uyuz 2017 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından ihmal edilmiş tropikal hastalıklar listesine alınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü yılın herhangi bir zamanında 200 milyon, yılda ise 400 milyon kişinin uyuzla enfeste olduğunu bildirmektedir. Sayıların ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz burada. Uyuz sadece tropikal bölgelerin hastalığı olarak bilinmekteydi aslında belirli bir zamana kadar. Ancak son zamanlarda Avrupa'da da uyuz vakalarının arttığını görüyoruz. Bunun nedeni olarak da işçi göçü, cinsel yolla bulaşan uyuz vakalarının artışı ve insanların yaşam sürelerinin uzamasıyla birlikte bağışıklık sistemlerinin baskılanması gösterilmiştir. Uyuz kaşıntı ve döküntüyle seyreden basit bir cilt hastalığı değildir. Kişilerin uyku düzenini, yaşam kalitesini bozan, iş ve okul başarısında düşüşe neden olan, toplumda etiketlenmeye ve dışlanmaya neden olan oldukça önemli bir hastalıktır. Sosyoekonomik düzeyi düşük ülkelerde görülmektedir genellikle ve özellikle çocuklarda ve yaşlılarda görmekteyiz bağışıklık sistemleri nedeniyle ve %50'ye varan prevalanslardan bahsedilmektedir. Ancak sosyoekonomik düzeyi yüksek ülkelerde de sporadik vakalar şeklinde karşımıza çıktığı söylenmekteydi klasik bilgi olarak. Ama şimdi bu ülkelerde de sağlık ünitelerinde, huzur evlerinde, yaşlı bakım evlerinde salgınlar şeklinde ortaya çıkabildiğini görmekteyiz. Ve uyuzun komplikasyonları da gelişebilmekte ve hastalık ve komplikasyonları sağlık sistemlerinin üzerinde büyük bir maliyet yükü oluşturmaktadır. Burada dünyadaki uyuzun sıklıkla görüldüğü ülkeleri görmekteyiz. Gözümüze çarpan Çin var, Moğolistan, Tayvan, Endonezya, Fiji, Vanuatu, Batı Timor gibi ülkelerde sıklıkla rastlamaktayız. Bir de tropikal Latin Amerika'da orta düzeyde görülmektedir. Ülkemizde düşük orta düzeyde görülme sıklığı olarak tanımlayabiliriz. Ancak biraz önce de belirttiğim gibi Avrupa'da da özellikle son zamanlarda artan uyuz sıklığından bahsedilmekte. PubMed'e Scabies anahtar kelimesini yazdığımda toplamda 5414 tane yayın olduğunu gördüm. Ve zamana yayılımını incelersek bu şekilde bir grafik çıkıyor karşımıza. Son zamanlarda uyuz yayınlarında belirgin bir artış olduğunu görüyoruz. En fazla yayın 2020 yılında yapılmış. Zaten pandemiyle birlikte girilen süreçte Nurhadiye'nin de bahsettiği gibi evde kalma politikaları nedeniyle uyuz sıklığında artıştan söz edildiği için bu gayet normal. Ve PubMed'de indekslenen uyuzla ilgili ilk yayının 1846 yılında olduğunu gördüm. Burada sağda bu yayına ait görseli görmekteyiz. Burada Mr. Stiff'in uyuz tedavisinde sülfür merheminin kullanımına dair görüşlerini içeren bir yayın. Benim oldukça ilgimi çekti. Sizinle de paylaşmak istedim. Web of Science'da Scabies anahtar kelimesiyle tarattığımda toplamda 4546 tane yayın olduğunu gördüm. En çok yayın 2021 yılındaydı. 255 tane yayın vardı. En fazla makale yayınlanmış 3011 tane. Bunu mektup ve derleme izliyor. Daha sonra da kitap bölümü geliyor. En fazla SC Expanded yayınlar ve en sık uyuz yayına çıkan 5 ülke Amerika, Avustralya, Fransa, İngiltere ve Almanya'ydı. Burada Türkiye 73 yayın ile 14. sırada yer alıyor. Aslında Türkiye'nin uyuzun görülme sıklığında artmasıyla birlikte bu sırasını daha da yükseltmesini umuyorum. Daha fazla araştırma yapılmasını.
En fazla yayın dermatoloji kliniğinden yapılmış 1384 yayın. Onu aile hekimliği, dahiliye gibi kliniklerden yapılan yayınlar izliyor. Burada parazitolojiyi 5. sırada görmek beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ama ben burada daha çok klinik olarak yapılmış uyuz yayınlarını değerlendirmeye aldım. Sarkoptes yazıp arattığımda parazitolojiyle ilgili 213 tane daha yayın olduğunu gördüm. Tabii ki veterinerlik parazitoloji yayınlarını hariç tuttum burada. Parazitolojiyi 3. sırada düşünebiliriz aslında 500 küsur yayınla. En fazla yayın International Journal of Dermatology'de yayınlanmış. Ve en fazla yayın yapan iki kişi Bart Curry ve Daniel Engelman olarak söyleyebilirim. Ve bu araştırıcılar genellikle Avusturya ve Amerika'da çalışıyorlar. Burada da birbiriyle işbirliği yapan yayınları gösteren bir diyagram. Bibliometrik analiz yaptım Wolfweaver'da ve Daniel Engelman ve Bart Curry'nin yine önde olduğunu görüyoruz. Onları Shelley Walton'ın izlediğini görmekteyiz. WOS'ta en çok atıf alan uyuz yayınları hangileri diye baktığımda Global Burden of Disease Study grubunun yaptığı ilk üç çalışmanın ilk üç sırada olduğunu gördüm ve oldukça da fazla atıf almışlardı. 877 gibi bir atıf sayısına ulaşmışlar. Bunu Hindistan cevizi ekstraktının skabistal etkilerinin değerlendirildiği hayvanlarda yapılan bir çalışma izliyor 4. sırada. Sunumumun ikinci kısmında tedaviye dirençten bahsetmeye çalışacağım. Tedaviye dirençle ilgili çok sayıda yerli ve yabancı basında gazete haberi olduğunu gördüm. Türkiye'deki yayınlar genellikle pandemi dönemiyle başlayan süreçte artan uyuz direncinden bahsediyor. Yurt dışındaki gazete haberleri daha çarpıcı geldi bana. Uyuzun artık bir kabus haline geldiğinden bahsediyorlardı. Tedaviye direncinden, hatta tedaviye erişimin güçlüğünden ve bunun ileride çok büyük sıkıntılar yaratacağından bahsediliyordu. PubMed'de bu sefer de Scabies Treatment Resistance yazarak tarattım ve toplam 231 tane yayın olduğunu gördüm. En fazla yayın 2022'deydi. Ve yıllar geçtikçe uyuzda ilaç direncini araştırmaya yönelik makalelerin sayısında bir artış vardı. Tedavi direnci ile ilgili birkaç çalışma getirdim sizlere. İlk çalışma Emboatla ve arkadaşları tarafından yapılan bir meta analiz. Toplam 147 çalışmayı incelemişler ve genel tedavi başarısızlığının %15,2 olduğunu ifade etmişler. Burada ivermektinin önde gitmesi beni biraz şaşırttı aslında. Ancak iki doz ivermektin kullanımında direncin azaldığından bahsetmişler ve yıllar içinde dirençteki artışı vurgulamışlar. İkinci çalışma Rinaldi ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışma. Burada köpeklerdeki uyuz etkenlerinde voltaj kapılı sodyum kanallarında ve glutatyon S transferazda meydana gelen mutasyonun ilaç direncine yol açabileceğinden bahsetmişler. Bununla ilgili insan uyuz etkeniyle ilgili bir çalışmaya rastlayamadım. Ve Rinaldi ve arkadaşları aslında tedaviye direncin bir pseudo direnç olabileceğinden de bahsetmişler. Yetersiz tedavi verilmesi veya tedavinin yetersiz uygulanmasına bağlı klinik yanıtsızlıkla ilişkili olabileceğini tanımlamışlar. Ancak bundan bir yıl öncesinde Aslan hocamız ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada bunun pseudo dirençten kaynaklandığı vurgulanmış. Bu çalışmanın ayrıntılarından biraz önce Nuradi'ye bahsetmişti. Ben burayı geçeceğim. İvermektin mucize ilaç olarak Türkiye'ye de geldi. Peki ivermektine direnç gelişiminden bahsediliyor mu diye literatür taradım. Tabii sınırlı sayıda çalışma var şimdiye kadar. Bir Kalin ve arkadaşlarının yaptığı çalışma dikkatimi çekti. Bunlar uyuz etkeninde yeni bir kanal tanımlamışlar. Bu kanal pH bağımlı olarak çalışan bir kanal. Bir klor kanalı ve bu kanaldaki mutasyonların ivermektin direnciyle ilişkili olabileceğini vurgulamışlar. Bundan yıllar önce 2004 yılında Curry ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da ilk defa ivermektine karşı in vitro ve in vivo direnç tanımlanmış. Burada iki vakayı almışlar. Bu iki vaka yıllar içerisinde defalarca Norveç uyuzuna yakalanmış, defalarca ivermektin tedavisi almışlar ve ivermektine klinik yanıtsız oldukları dönemler var. Bu dönemlerde cidden küratajlı parazitler toplanmış ve in vitro ortamda ivermektine maruz kalmışlar. Ve özellikle 2000 yılında toplanan
etkenleri, ivermektine ne kadar yanıtsız olduğunu, sağ kalımlarının ne kadar uzun olduğunu görüyoruz. Her iki hastada da benzer olarak klinik yanıtsızlık ve in vitro direnç 2000 yılında daha fazla saptanmış. Daha sonra bu dirençli parazitleri duyarlı olanlarla karşılaştırmışlar ve hayatta kalıp sağ kalım oranları açısından istatistiksel olarak belirgin derecede anlamlı farklılık saptanmışlar. Sonuç olarak ivermektine de direnç bildirilmiş yayınlarda. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özlem çok teşekkür ederiz. Eğer zaman kalırsa bu konuyla ilgili soruları olanlar var, paylaşırız. Bir sonraki konumuz uyuzda salgın ve bağışıklık sistemi ilişkisi. Kosta'yı birçoğumuz tanıyoruz. Kosta hocam söz sizde. Biraz beklettik sizleri ama. Bakıyorum hala süremiz 2.07 şu anda benim gördüğüm. Bir 15-20 dakika sanıyorum süreyi aşacağız ama zaten o kadarını da bekliyorduk. Buyurun Evet. hocam. Herhalde görüyorsunuz benim sunumumu. Büyütebilirseniz. Evet. Evet. İlk olarak sizlere Metin hocamla bu semineri organize ettiğiniz için ve beni davet ettiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Daha önceki konuşmacıların da belirttiği gibi uyuz belirtileri ilk bulaştan 4, bazen 6 yahut da 8 hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Yeniden bulaş durumunda bireylerin 1 ile 3 gün içinde ani bir alerjik reaksiyon göstereceği de söylenmiştir. Kenneth Melanby 1940 yıllarındaki çalışmalarında ve hakikaten bildiğim kadar yani uyuz üzerinde bildiklerimizin büyük bir kısmı bu bilim adamın tarafından yapılmış, insanın tarafından yapılmıştır. Ve aktif olarak enfeste edilen gönüllülerindeki akar sayısının enfestasyonu takip eden haftalarda arttığını ve daha sonra azaldığını göstermiştir. Ancak yeniden enfekte olan bireylerde akar sayısı çok düşük kalırken günler içinde alerjik reaksiyon meydana gelmiştir. Çoğu vakada hastalık kendiliğinden düzelmiş veya deride akar saptanmamıştır. Bu bağışıklığın ne kadar sürdüğünü bilemiyoruz ve uyuzun salgınlardan sonra neden azaldığını açıklama konusunda da her zaman zorlanıyoruz. 1940 yıllarında yine Kenneth Melanby bu bağışıklığın uzun yıllar sürdüğünü ve risk altında nüfusun büyük bir kısmının hastalığa karşı bağışıklık geliştirdiği, dolayısıyla uyuza karşı bir sürü bağışıklığı, felt immunity oluştuğu fikrini ortaya atmıştır. Böylece bağışık olmayan yeni nesildeki bireyler için enfestasyon oranının azaldığı, bu nedenle uyuz salgınlarının her 15 ile 20 yılda bir meydana geldiği teorisi geliştirmiştir. Bu fenomeni çalıştığım Basel Üniversite Hastanesi Dermatoloji Kliniğinde de gözlemledik. Salgınlardan ikisi Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına denk gelse de 1970 yıllarında İsviçre ve aynı konu, şey durum Almanya'da öyle olmuştur da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde eş zamanlı salgılar rapor edilmiştir. Aynı olgu 1965 yılında bir uyuz salgını meydana geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde de gözlenmiştir. Sizler özellikle şu çizgiye bakarsınız. Bunlar skabies uyuz vakaları ve gördüğünüz gibi 1965 yıllarında bir nevi epidemi olarak görülmektedir. İsrail'de de 1970 yıllarında burada gördüğünüz gibi küçük ve 1985 yıllarında
Yani aşağı yukarı 15 yıl sonra önemli bir salgın gözlenmiştir. Bu fenomenin son bir örneği olarak Tüzün ve arkadaşlarının çalışmasında bahsedilebiliriz. 1970 ile 70'lerde İstanbul, Ankara ve Erzurum şehirlerinde uyuz hastalarının sayısının arttığını ancak kısa bir süre sonra azaldığını görebiliriz. Türkiye'den ve diğer ülkelerden belirli yıllarda uyuz salgınlarından söz eden ve birkaç yıl sonrası ortadan kaybolan pek çok örnekler bulunmaktadır. Bildiğim kadar, anladığım kadarı ve diğerlerinin de söylediği gibi 2012 10 senelerinde 2018 senelerinden başlayan bir epidemi şimdilik Türkiye'de de bulunmaktadır. Türkiye'de uyuz enfestasyonu oranının son yıllarda arttığını gösteren çeşitli çalışmalar vardır ki bunlar diğer konuşmacılar tarafından da tartılmıştır. Bu kısmen akarların permetrin bazlı uyuz ilaçlarına karşı dirençli hale gelmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu fenomeni açıklamak için yeterli olmayabilir. Şahsen Türkiye'deki skabies durumunun deprem nedeniyle daha da kötüleştiğine inanmıyorum. Önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde Türkiye'deki uyuz enfestasyon oranının azalması mümkün olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun sadece sağlık otoritelerinin çabalarıyla, sadece ivermektinin bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlanmasıyla, sadece yeni nesil doktorlarının eğitimleriyle değil, aynı zamanda ve belki de esas olarak halkın sürü bakış bağışıklığı sayesinde olacağını düşünüyorum. Daha evvel biraz bu konu üzerinde konuşulmuştu. Örneğin baş bitleriyle ilgili biz bir çalışma yaptık ve COVID zamanında bunların sayısının düştüğünü gördük. Ancak Scabies'le yaptığımız başka bir çalışmada böyle bir durum ortaya çıkmadı. Biz böyle bir Türkiye'de olsun, İsrail'de ve birçok diğer ülkelerde olsun bir epideminin içindeyiz ve bütün bunların yani ivermektinin ve permetrin dirençlerin ve bütün bunların mühim olmadığını söylemek istemiyorum. Diğer taraftan biz şimdi 5-6 yıl bekleyelim 10 gün, ve daha sonra her şey kendisinden geçer diye bir şey söylemek de istemiyorum. Söylemek istediğim yapmamız gereken çok ama çok sayıda işler bulunmakta. Çalışmalar ve bütün bunlarla belki Scabies'in epidemisini biraz daha indirebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İlginiz için sizlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Kosta. Son cümlem benim için biraz rahatlatıcı oldu. Çünkü hani bağışıklık, sürü bağışıklığı eğer bu düzeyde ise bizim çok daha fazla ilgi göstermemiz anlamına geliyor aslında. Sağlık otoritelerinin, derneklerin ya da konuyla ilgili olan kurumların çok daha fazla ilgi göstermesi gerekiyor. Çünkü enfeksiyona çok açık, çok daha fazla insan var. Kuşkusuz hani eldeki silahlar bunlar yeterli olmayabilir ama bunları da kullanmak zorundayız diye anladım son cümleyi. Doğru mu anladım? Evet, doğru. Çünkü enfeksiyona çok daha açığız diye değerlendirdim. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki sunumumuz Türkiye'de uyuz sıklığının azaltılması ve kontrolüne dair görüş ve öneriler. Murat Hocam buyurun, söz sizde. Ses. Evet. Heh, Sesim tamam. geliyor değil mi? Şimdi
Şimdi evet, hem görüntü hem ses var. Buyurun. Hepinize iyi günler. Ben Türkiye'de uyuz sıklığının azaltılması için önerileri sunmaya çalışacaktım. Bildiğimiz gibi aslında slide geçişinde problem var. Uyuz sıklığı yeni artan bir şey değil aslında. Tarihe baktığımız zaman uyuz dönem dönem salgınlara neden olmuş. Bu salgınlara baktığımız zaman genelde afet dönemlerinde, savaş dönemlerinde büyük artışlar göstermiş. Örneğin 7 yıl savaşlarında aynı anda bir alayın yarısına varan bir hasta popülasyon olmuş ve hastaneye kaldırılmış ve dönem dönem savaşacak asker bulamamışlar. Ve özellikle Birinci Dünya Savaşı'na bakıldığı zaman Birinci Dünya Savaşı'ndaki o dönemdeki teknoloji daha az olmasına rağmen o dönemdeki hekimler bizden daha iyi davranmışlar. Baktığınız zaman demişler ki kürtü 3 gün boyunca sürüyoruz, bir hafta sonra 3 gün daha sürüyoruz. Toplam hasta 10 gün boyunca savaşamayacak durumda kalıyor. Daha az süren bir tedavi yapalım demişler ve bu kükürt dioksit gazından oluşan bir tedavi yapmışlar ve bu tedavide 50 dakika içerisinde tedavi etmişler hastaları. Yani baktığınız zaman bazı yan etkileri olmuş ama en azından bir şeyler yapmışlar. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen biz halen uyuz salgınıyla uğraşıyoruz ve onların yaptıklarından çok fazla ileriye gidemedik gibi diye düşünüyorum ben. Küresel çapta gerçekten halen uyuz büyük sorunlar oluşturuyor ve büyük iş gücü kayıplarına neden oluyor. Hastalarda psikolojik rahatsızlıklara neden olduğu gibi çeşitli enfeksiyonlara yol açıyor ve bu enfeksiyonlar nedeniyle mortalite ile özellikle immünsüpresif hastalarda, burada resimde gördüğünüz hasta immünsüpresif tedavi gören bir hasta, bacağında ektiması gelişmiş. Bazen selülitlere, hastalarda çeşitli organ yetmezliklerine varan tablolar gelişebiliyor. Uyuz toplumda bir damgalanma hissine neden oluyor. Uyuz lafı yetiyor, birçok insanın uzaklaşmasına neden oluyor. Bir diğer taraftan uyku bozuklukları, konsantrasyon güçlüklerine ve iş devamsızlığına yol açıyor. Tüm ülkede bildiğimiz gibi saptanan uyuz vakaları 2018'den beri demin de belirtildiği gibi artışlar gösterdi. Ve COVID döneminde de bu artışlar devam etti. Son yıllarda özellikle ülkemizde muhtelif nedenlerle gelen Afganistanlı, Suriyeli, Irak'tan gelen çok sayıda mülteciler oluyor. Bu sığınmacılar ve mülteciler nedeniyle de bu şeylerin uyuz vakaları artmış durumda. Mülteciler kalabalık ortamlarda kalıyor ve temizlik olanakları kısıtlı olduğu için bu salgınların gelişmesi daha kolay hale geliyor. Avrupa'da da salgınlara baktığınız zaman mülteci kamplarında özellikle salgınların oldukça yoğun görüldüğü bildiriliyor. Sığınmacıların hijyen sorunları, yeterli banyo olanaklarının olmaması, aynı giysileri yıkamadan tekrar giyinmeleri bulaşmayı hızlandırıyor. Afet dönemlerinde bu uyuz salgınlarının arttığını biliyoruz ve özellikle afet dönemlerinde afetler çok farklı tipte olabiliyor. Deprem şeklinde de bazen bir sel şeklinde de olabiliyor. Ülkemizde dünyada görülen afetlerin 21 türü ülkemizde de yaşanıyor. Deprem döneminde kurulan kamplarda uyuz sıklığının arttığı bilinmekte ama biz bakanlık biz Türk Dermatoloji Derneği olarak uyuz sıklığının arttığı ile ilgili açıklama yaparken deprem döneminde Sağlık Bakanlığı bunun artmadığı ile ilgili veriler sundu. Tabii deprem bölgesinde insanlar suya içecek suyu bulmakta sorun yaşadılar. Ancak deprem döneminde kurulan kamplara baktığımız zaman uygun yere yapılmadığı için baraj kıyısında yapıldı ve sular çadırlara bastığı için bu çadırları kaldırmak zorunda kaldılar. Zararı yaklaşık 150 milyon civarındaydı. İnsanlar
suya hasretken yani giysilerini yıkayacak su bulamazken çeşitli önceden planlanmamış kamplar nedeniyle sorunlar yaşadılar. Tabii bu kamplar dışında en büyük bence sorunlardan biri bu uyuz kontrolündeki sorunlardan biri kreşler ve okullar. Bir okul içerisinde burada gördüğünüz gibi çocuğun birinin elindeki olan tüneller dikkat edilmediğin zaman ertesi hafta içerisinde veya birkaç hafta içerisinde diğer çocuklara bulaştığında sadece bir aile değil, işin içine çok sayıda aile girmeye başlıyor. Eğer bu bakanlık tarafından bunlar kontrol altına alınmazsa bu çocukların düzelmesi çok zor oluyor. Ben 2018'de önce hani bu şey başladığı zaman bizim kendi sistemimizde bildirimlerinin yapıldığını düşünüyordum ve bizde direkt sistemden bildirim şeyi formu çıkıyordu. Bildirim formunda ben girdiğimi düşünüyordum ancak bir baktım ki bakanlıkla konuştuğum zaman bunun bildirim zorunlu hastalıktan çıkarıldığını söyledi bize. Böyle olunca da yani bakanlığın salgından haberi yok. Biz bildirdiğimizi zannediyoruz ama bakanlık da diğer taraftan hiçbir müdahalede bulunmuyordu. Özellikle çocuklarda okullarda bir vaka varsa mutlaka diğer çocukların da kontrol edilmesi gerekiyor ve gerekli olduğu zaman diğer çocukların da tedavisi gerekiyor. Özellikle okullarda eğitim vermek gerekiyor. Bu enfestasyon açısından çocukları bilgilendirmek, bazen idarecileri özellikle öğretmenleri bilgilendirmek gerekiyor. Bir çocukta uyuz tespit edildiğinde eğer geceleri artan bir kaşıntı varsa, ailede kaşıntı varsa mutlaka tedavi vermek lazım. Ailede kaşıntı oldukça önemli bizim için. Saptanan uyuz vakaları olduğu zaman mutlaka toplum sağlığı merkezlerine bildirmek gerekiyor. Çocukta uyuz varsa mutlaka temas izolasyonunu almak gerekiyor. Çocuğun özellikle ders dışı etkinliklerden uzak durması, temas sporlarından katılmaması gerekiyor. Çocukların eğitimi için animasyonlu eğitimler verilebilir. Çocukların ilgisini çekecek animasyonlarla eğitim yapılabilir. Etkilenen tüm aile üyelerini tedavi etmek gerekiyor. Ancak bunu her zaman sağlamak mümkün olmuyor. Çünkü bize mutluluğun resmini bu olarak verdiler. Gerçekten bu mudur? Kalabalık ailelerde uyuz bir türlü düzelmiyor. Çok sayıda kişi varsa, özellikle birden çok çocuk varsa, o ailede uyuzun geçmesi çok sorun olabiliyor. Eğer bir de bebek varsa, işin şeyi daha da değişiyor. Çünkü bebek olduğu zaman çok sayıda kişi eve geliyor. Geldiği zaman çocuğu kucaklıyoruz. Yani dakikalarca o çocuğu kucakladığı zaman ona bulaşıyor. O çocuğu tedavi ediyorsunuz. Anneannesi, babaannesi gelen eve gelen herkese bu hastalık bulaşmış oluyor. Mutlaka bütün temaslıları tedavi etmek lazım. Gerekirse çocukları emzirme sırasında nasıl hemşireler eğitim veriyor, emzirme eğitimi veriyorlar. Çocuklara uyuz yani çocuk ailesine de uyuz konusunda bilgilendirme vermek gerekiyor. Bir diğer faktör de salgında özellikle literatüre baktığımız zaman kurumsal uyuz salgınlarında en önemli şeyler yaşlı bakım tesisleri ve hastaneler olmakta. Huzure evlerinde özellikle kişiler periyodik olarak tarama yapmak gerekiyor. Çünkü huzur evinde kalan kişilerde kaşıntı neden olacak çok sayıda hastalık var. Bu hastalarda ilaç kullanımları, böbrek yetmezlikleri, karaciğer problemleri fazla olduğu için hep kaşıntılar buna bağlanıyor. Örneğin bu hastada, görüntüdeki hastada biyopsi alınmış kirli hastalığı yani böbrek problemiyle, şeker hastalığıyla ilişkili düşünülmüş ancak çok sayıda hastanın parazitleri vardı. Bu hastalarda eğer kurumsal bir vaka varsa bunları mutlaka
temas izolasyonunu almak gerekiyor ve kurum idaresi, iş yeri hekimliğiyle görüşmek gerekiyor. Bu özellikle yaşlı hastalarda, huzur evinde kalanlarda ivermektin mutlaka tedavide düşünmek gerekiyor. Tek başına topikal tedaviler çok yeterli olmuyor. Çünkü bu hastaların her tarafına sürmesi, başkasının ona sürmesi yine zor oluyor. Bu nedenle tek başına ivermektin yerine ivermektinle birlikte topikal tedaviyi de vermekte yarar var. Huzur evinde uyuz tanısı almış bir kişi varsa parazit negatif oluncaya kadar temas izolasyonunu almak gerekiyor. Hasta odaları günlük temizlenmesi, temizlik çalışanlarının önlük giymeleri ve eldiven takmaları gerekiyor. Tutuklu ve mahkumlar da oldukça önemli. Çünkü cezaevlerinde de büyük salgınlar yaşanabiliyor. Örneğin bir Tayland'da bir yaşanan uyuz salgınında Nisan ayında 10 skabies vakası ve Ağustos ayında vardığınız zaman 120'den fazla vaka geliştiği tespit edilmiş. Birçok ülkede de hapishane salgınları bildirilmiş ve bunların çoğunda ya kükürtle ya da benzoat karışımıyla tedavi edilmiş. Ama özellikle böyle salgınlarda da ivermektin büyük bir alternatif olabilir. Erken tanı da oldukça önemli. Erken tanı araçlarını demin saydık. Tabii klasik olan uyuzda tanı kolay ancak bazen demin de belirtildiği gibi çok atipik vakalar olabiliyor. Atipik uyuz vakaları gelişebiliyor. Örneğin burada kirli hastalığı gibi yine kirliyi tahrik eden bir hasta var. Bunlar tanıda gecikme olduğunda tüm aileyi bazen hastanede de kaldığında birçok insanı enfekte edebiliyor. Bu demin bahsettiğim hastanın kalça bölgesi. Kalça bölgesinde Norveç uyuzu şeklinde eritemli squamlı lezyonları vardı hastanın. Ama diğer vücudun diğer bölgelerinde sadece kirle benzeri ortası kurutlu papülonodüler lezyonları bulunuyordu hastanın. Gluteal bölgesine bakmazsanız uyuz tanısı alması çok zor olan bir vakaydı. Bazen de atipik lokalizasyonlar gösterebiliyor. Bunlar için de demin de belirtildiği gibi çeşitli wood ışığı muayenesi, mürekkep testi gibi ve dermatoskopi gibi yöntemler kullanılabiliyor. Bu işin kontrolünde en önemli şeylerden biri de eczaneler. Eczaneler çok farklı bilgiler verebiliyorlar. Tedavi, hekimin yazdığı tedaviye karışabiliyor. Bu açıdan eczanelerin de bilgilendirilmesi gerekiyor. Bazen siz bir tedavi veriyorsunuz, o işin içine girip kükürtlü karışımlar da veriyor veya kükürt sabunlar veriyor. Tedavide etkinlikleri olmayan çeşitli bitkisel yağlar ekleyebiliyorlar. Tabii bunların bitkisel yağların da ilgili yapılan çalışmalarda çay ağacı yağı dışında çok fazla bir etkinlik bulunmamış. Bunların bitkisel tedavilerin güvenilirlikleriyle ilgili çalışmalar eksik. İnsan çalışmaları eksik bu konuda. Teşekkürler. Murat Hocam çok teşekkür ederiz. Özellikle yaşlı hastalarda ve yoğun bakım hastalarında ne yapalım sorusu vardı. Ona da yanıt verdiniz. İvermektin kullanımı ile. Yani topikal tedavi biraz güçse ivermektinle desteklendiğini söylediniz. Evet, kesinlikle Tabii. şey yani o hastalarda hastayı zaten ayağa kaldıramıyorsunuz. Yani yatalak hasta Evet. dönemiyor. Yani o hastanın her tarafına sürmek gerçekten sorun oluyor. Bu tür vakalarda mutlaka sistemik bir tedavi de vermek gerekiyor. Profilaktik olmadığı sürece bir hafta sonra da tekrar sanıyorum Evet, gerekiyor tabii. ivermektin için. O da Evet. sorulardan Evet. gelen birisiydi. Tabii hani aslında Sağlık Bakanlığı'nın hani önerileriniz için de onu da çıkardım. Bir ekibin oluşturması gerekiyor. Bir işin içinde hemşiresi, sağlık memuru, şoförü. Yani bir uyuzla mücadele bir ekibi olacak. Bir şey olduğu zaman ona hazırlıklı olması gerekiyor. İlla Evet. hani burada ortada bir salgın var, niye yönetmiyorsun noktasında da değiliz. Ama Sağlık Bakanlığı'nın uyuz hangi bölümüne bağlı biliyor musunuz? Zoonoz ve Doğru. vektörlere bağlı. Hiç ilgisi Evet. olmayan bir yere bağlı. Hatta baktım oradan sorumlu kim? Eczacı. Sonuçta müdür yardımcısına da ulaşmaya çalıştım. Geri dönmedi. Yani bu kadar bilgi birikiminin sağlanabileceği, yol gösterebileceği bir toplantıda Sağlık Bakanlığı
uyuzu görmemezden gelerek acaba neyi yapmaya çalışıyor onu da bilmiyorum. ICD-10 kodundan en azından bize bilgi verse, biz hani salgın var Türkiye'de aman turizm var oradan ürkmeyelim noktasında da değiliz. Çünkü Evet. yurt dışından geldiğini de biliyoruz bu uyuzun. Bu noktada önerilerinizi belki yani iki dernek birleştirir bir şekilde tekrar doğrudan Sağlık Bakanı'na ya da diğer ilgili mercilere tekrar ulaştırırız, farkındalığı arttırırız. Önerileri Türk Ayşegül, Dermatoloji Derneği olarak gönderdik zaten. evet onu biliyorum. Ben Evet. yani derneklerle, Klimut Derneği Evet. de klinik mikrobiyoloji uzmanlık, yani gerekiyorsa enfeksiyon derneğiyle ne kadar çok dernek, ortak işbirliği konuyla Evet. ilişkili dernek varsa olabildiğince de farkındalığı arttırmamızda sanıyorum fayda var. Ayşegül dediğin noktaya geldik. Biz 15 dakika diye ekstra vardı ama söz sende uyuza yönelik araştırmalar. Ama yine de 10 dakikada bu işi toparlamaya çalışırsın sanıyorum. Evet, ben biraz daha farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Tabii ki herkese teşekkür ediyorum, başta Metin Hocam olmak üzere. Burada içeriğimden de geçiyorum. Daha önce de vurgulandı aslında, Dünya Sağlık Örgütü'nün zaten bununla ilgili 2021-2030 planı var. Ve burada gördüğünüz gibi ihmal edilen deri hastalıkları açısından bakıldığında uyuzun onlardan birisi olduğunu, dokuzundan birisi olduğunu görüyoruz. Ve bu yine rehber, çok güzel bir rehber, incelenmesini tavsiye ediyorum. Ben burada şimdi uzun uzun bunu anlatamayacağım. Ama potansiyel araştırma alanlarının neler olabileceği, nelerle entegre edilmesi gerektiğine dair çok güzel fikirler var. Tabii ki burada daha çok böyle sosyal bilimler üzerine, ki biz bunu ihmal ediyoruz aslında, hep böyle laboratuvara kafamızı gömüyoruz ama burada yapılması gereken sosyal bilimlerle entegre eğitimlerin araştırmalarında yapılması gerekiyor. Mesela hocalarımız da bahsettiler, işte mesela dışlanma vesaire gibi sosyoekonomik düzeydeki gelişimleri ya da etkileri nelerdir? Bunlarla ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ben aslında nelerden bahsetsem iyi olur diye düşündüğümde çevresel kontrol stratejileri üzerine birkaç şey söylemek istedim. Burada yapılan çalışmalarda aslında işte moleküler tekniklerle saptanamayan semptomsuz hastalarda da görüldüğü belirtilmiş. Mesela ev tozunda pozitiflik saptanmış. Bu durumda özellikle tabii ki kabuklu uyuzu olan hastaların evlerinde, bu nedenle hani işte evin genel temizliği, işte elektrik süpürgesi, süpürmesi vesairesi oldukça önemli. Yine Hollanda'da böyle bir salgın meydana geliyor ve orada Sağlık Bakanlığı 20 hafta boyunca böyle bir kurumsal salgın olduğunda o kurumu izliyor ve bu izleme sırasında ikinci bir pik oldu ve bu arada da negatif olduğu sanılan iki kişinin de aslında yatağındaki örneklere bakıldığında oradaki PCR'la bunların da pozitif olarak tanısının konduğu belirtiliyor. Onun için çevresel kontrol stratejileri de hakikaten hastalığın önlenmesinde oldukça önemli. Sıklıkla bana şey soruluyor işte. Ve özellikle de hastanelerden geliyor bu ilginç bir şekilde. İşte acaba çevresel olarak ne yapalım? İşte salgın var ya da kabuklu uyuzlu bir şeyimiz var. Bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor? 21-40 santigrat derecede aslında %80 nemde vücut dışında aşağı yukarı 2-3 gün kadar yaşayabiliyor. Ancak tabii %80 nem olması halinde, ki genellikle odalarda bu nem olmadığı için o yüzden yani bir günden az yaşıyor diyebiliriz. Zaten bu klasik yani sağlıklı insanlarda görülen uyuzlarda da aslında bulaş daha az öncelikli. Ve minimum 50 derecede 30 dakikada hem erişkin hem de yumurtaların tahrip olduğunu söylüyoruz, ki bunu Aslan Hocam da söylemişti. Yani standart bir çamaşır makinesinde aslında yarım saat bile yıkasak bunları yok etmemiz mümkün. Yani yıkanabilen aslında her şeyin yüksek ısıyla yıkanmasını öneriyoruz. Bir diğer çalışmada da acaba yine işte bu biyosiderler ve repellentlerin çevresel örneklerde nasıl etkili kullanılabileceğine dair bir çalışma yapılmış. Şurada üçe böldüm aslında. Burada şunu özetleyebiliriz. Tabii ki şu ilk grupta olanların hepsi çok etkili. İkinci grupta olanlar da fena değil. Üçüncü grupta olanlar diyelim.
Ama yani demek istiyoruz ki tetrametre sumitrin kombinasyonu hariç aslında eğer işte böyle yıkanamayacak efendim işte havasız bırakılamayacak şeyleriniz varsa bunlardan birisiyle silinmesi önerilebilir. Şu apar dediğimiz şey tetrametrin sumitrin kombinasyonu gördüğünüz gibi distile suyla aynı etkiyi göstermiş. Yani bunun haricinde ne kullanırsanız kullanın çevresel olarak etkili diyebiliriz. Yenilikçi bir yaklaşım açısıyla işte omics çalışmaları üzerinde durmak istiyorum. Bildiğiniz gibi omics çalışmalarının işte genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics gibi yani proteinden DNA düzeyine kadar çalışmalar var burada. Buradan nasıl verilere ulaşabiliriz? Aslında hani hiçbir şeyimiz olmasa bile ıslak laboratuvarda çalışmasak bile bioinformatik analizlerle işte bu konak savunma sisteminin immünomodülasyonu, işte oksidatif metabolizma vesaire böyle bunlarla ilgili bir takım tahminlerde bulunma olasılığımız var. Bununla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Aslan Hoca da biraz bahsetti. Aslında gördüğünüz gibi oksijen için kendisine delikler açıyor. Çünkü oksijen gereksinim var. Ama asit higmata takımında olduğu için tabii ki öyle bir organı yok. Hani bunu tam nasıl yaptığı bilinmiyor. Zaten hani fizyolojik olarak çalışmak için de oldukça küçük organizmalar. Bununla ilgili işte ama bioinformatik analiz yaptığımızda hem içerdiği tahmin edilen oksijen bağlayan protetik grubu olan 150 kadar protein bulunmuş. Ve bunlarla işte bu metabolizmasını, bunlarla sağladığı oksijenizasyonunu bunlar aracılığıyla aldığı ve vücuduyla bu işlemi yaptığını anlamış oluyoruz. Yine aynı şekilde aslında ışık verildiğinde tepki gördüğünü biliyoruz ama herhangi bir gözü yok. O zaman işte kitin altında bazı ışığa duyarlı hücreler olduğu ile ilgili çalışmalar var. Ama yapılan bu proteomik, metabolik, genomik çalışmalarla işte opsin, retinal karotenoid, ışığa duyarlı fotopigment, rodopsin gibi genleri olduğu kolaylıkla saptanabiliyor. Omics çalışmaları tabii bize aşı açısından da faydalı olabiliyor. Aslında yapılan bütün bioinformatik analizlere rağmen böyle sırf sarkoptesi önleyecek herhangi bir iyi bir aşı adayı henüz yok. Ama gördüğümüzde proteazların aslında fena bir aşı adayı olmayacağı düşünülüyor. Çünkü proteazlar genellikle parazitlerde sistemik proteazlar işte sindirim sisteminin işlemesinden, immün sisteminden kaçıştan, konak enziminin konakta enzim aktivasyonunu sağlama, virülans, işte doku hücre invazyonu falan gibi bir sürü şeyde rol alıyor. Ve aynı zamanda da immün sistemini baskılıyor veya farklılaşma yapıyor. Bu kapsamda yapıldığında sarkopteste 5 tane farklı işte SMIP Sanıyorum kesildi. Ya da ben mi şey oldum? Evet, Yok kesildi bağlantısı hocam. kesildi sanırım. Tamam. Ayşegül tekrar. Ayşegül bağlanmaya çalışırken Vildan basında ve sosyal medyada uyuzu şey yapabilir misin? Bir taraftan Ayşegül kaldığı yerden ben devam ettiririm. Hazırsan. Evet hocam olabilir. Hı. Ekranımı paylaşıyorum. Şu an diğer katılımcı paylaşımda bulunurken ekranı paylaşımını Ben iptal edebiliyor muyum oradan? başlatamazsınız dedi. Şimdi paylaşmaya çalışayım. Bir saniye. Birden fazla katılımcı aynı anda paylaşıma çevirdim. Pelin. Bir sorun yok hocam. Ekranınızı paylaşabilirsiniz. Şu anda bir sorun. Tamam. Hı. Bilden Tamam, şu an paylaşıyorum. paylaşıyorum. Hı. Merhabalar. Benim konum oldukça kısa. Hocam Değerli oraya hocaların geliyorum. sevgili Affedersiniz.
Zildan hocam. Büyütebilir miyiz sunumu rica etsem? Tam ekran yapalım. Yapma oldu. Evet hocam, buyurun. Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, basında ve sosyal medyada uyuz konusunu anlatacağım ben de. Bu konuyla ilgili ulusal ve yerel pek çok basında haber mevcut. Bunun yanı sıra sosyal medyada da pek çok platform var. Sık kullanılanlar Facebook, Instagram ve Twitter'da da bu konuyla ilgili paylaşımlar mevcut. 2018'de yaklaşık başlayan bir salgın sürecini basına yansımalarını 2019 sonu 2020 başlarında daha çok görmeye başlamışız. Basın buna o tarihlerde bir vaka artışı var diyerek haberlerde yer vermeye başlamış. Ocak 2020'de arka arkaya haberler okulların tatil edilmesi, bu nasıl bir hastalıktır, hani uyuz nedir, nasıl bir hastalıktır gibi basında haberler, başlıklar mevcut. Fakat COVID-19 COVID-19'un başlamasıyla beraber 2020 yılında gündemimiz COVID-19, uyuzla ilgili olan haberlerin geri planda kaldığını görüyoruz. Şubat 2021'e geldiğimizde COVID ile ilişkilendirilerek başlıklar var. Ev karantinasında uyuz, salgın sürecinde, pandemide uyuz vakalarının artışı şeklinde devam ediyor ve dirençli uyuz vakalarından bahsedilmeye başlanıyor. Bu süreçte özellikle iller bazında hani yerel basının da ilgisini çektiğini görüyoruz. Diyarbakır'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Van'da, Sakarya'da vakaların artışıyla ilgili haberler yerel basınında gündeminde. 2022 yılına geldiğimizde vakaların artışıyla ilgili yine ulusal basında hızla başlıklar çıkmaya devam ediyor. Uyuz vakaları niçin artıyor, geçmiyor? Yurtlarda uyuz vakaları var şeklinde haberler görüyoruz. 2022 yılında nın devamında da bu haberler devam ediyor. Uyuz vakalarının arttığı ile ilgili, uyuz vakalarının azalma olduğu ile ilgili de haberler var. 2022 yılında Antalya'da yapılan Dermatoloji Kongresi'nde yapılan açıklamalar çok fazla vaka artışının olduğu ile ilgili tüm basında, ulusal basının hemen bilinen basın içerisinde başlıklarda yer aldığını görüyoruz ve direnç de buralarda vurgulanmaya devam edilmiş. Yine 2022'nin sonuna geldiğimizde ulusal ve yerel basın içerisinde uyuz vakalarındaki artıştan bahsediliyor. 2023'ün başında da vakaların artışı ile ilgili başlıklar var. Uyuzun direnç kazanmasıyla da ilgili tedaviye ilaçlar cevap vermiyor mu acaba diye de başlıklar var. 6 Şubat'ta depremin oluşmasıyla birlikte çok fazla hayatta kalan kişilerin sağlığının korunmasının önem arz etmesiyle beraber afet bölgelerinde uyuz niçin olur, artıyor mu, başladı ilaçlar, başladı vakaların artışı, ilaçlar geliyor mu şeklinde haberler var. Salgın yok ama vaka artışı var gibi açıklamalar da var bu süreçte. Yine Hatay'da deprem bölgelerinde uyuzla ilgili haberler devam ederken Mart ayında ivermektin tedavi yönteminde Türkiye'ye girişiyle ilgili haberler başlıklarda yer alıyor. 2023'ün depremle ilgili başlıklar da devam ederken yurt içerisinde geri kalan bölgelerde de yine haberler artışla ilgili haberler devam ediyor. 2023'ün de Sağlık Bakanımızın açıklaması var.
Bu uyuz salgını, yani salgın değil vaka artışı var şeklindeki açıklaması da tüm haber sitelerinde vardı. Yine 2023'ün sonunda da öğretmenlerden olan açıklamalar geri SGK'da geri ödeniyor mu gibi başlıklar haber sitelerinde yer alıyor. Yine yabancı kaynaklarda da hani Medir Magazin'de bu haberi gördükten sonra açıkçası bunları da eklemek istedim. Yabancı kaynaklarda da sıka biyasın arttığı ile ilgili yabancı haberlerde özellikle göçmen kamplarında artışla ilgili haberler var. Sıklıkla kullandığımız sosyal medya platformlarından Instagram'da bilgi notları, bilgilendirme broşürleri hep yayınlandı konunun uzmanlarınca. Ayrıntılı tedavi rehberleri de yayınlandı. Bununla ilgili halka yönelik haberleri de görüyoruz. Fakat arama motorlarına baktığımızda konuyla ilgisi olan olmayan pek çok video ve fotoğraf mevcut. Yine Facebook'ta bu konuyla ilgili broşürler, bilgi notları mevcut. Fakat Facebook'ta ara dediğimizde kendi içerisinde tartışan pek çok grubu görüyoruz. Bu gruplarda işte şu gıdaları yiyin, bunlardan için şeklinde paylaşımlar mevcut. Bunun yabancı versiyonları da mevcut. Yine X platformu içerisinde haberler, bu konuyla ilgili pek çok haberler ve paylaşımlar var. Bir de tabii ki kişilerin isyanları ve paylaşımları, yazıları da 2019'da tarih 2019'da Aralık ayında, 2019'un sonunda, 2021'de, 2020'de, 2022'de, 2023'te ve 2024'te kişilerin pek çok kişinin bu platformlarda vakalar artıyor. Ben uyuz oldun mu? Ne alıyor? Etrafınızda görüyor musunuz gibi paylaşımlarını görüyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Bir ederiz tek şey bizden. söyleyeceğim ekstra olarak. Hı. Yerel basın çok konuyla ilgili güzel bir şey yapmış. Hani pek çok şehirde yerel basın mensupları kendi illerindeki uzman hekimlere başvurarak, onlarla röportaj yaparak bunları hem yayınlamışlar sitelerinde hem de X platformunda, Instagram gibi platformlarda konuların uzmanlarına konuşarak yayınlamışlar. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayşegül gelmişsin ama şu şey konusunda doktor isimlerini kapatmana gerek yoktu bence. Yani zaten hani buradaki hocalar da gerekli farkındalığı yaratmak için koyuyorlardı. Bu gazetelere de ya da sağlıkla ilgili haberlerde bunu paylaşıyorlardı. Yani isimleri kapatmana çok gerek yoktu. Ama şu Konuda çok nokta. kararsız kaldım hocam. Tabii, yok gerek yok. Onlar hani farkındalığı artıran şeyler ama şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir bilgi kirliliği var uyuzla ilgili. Neredeyse her özel hastane uyuz nedir konusunda bir şey var. Sağlık Bakanlığı da yapmış bir tane özet. Aslında hani kurumların yapması gerekiyor. Belki biraz daha pratiğe yönelik, halka yönelik çok daha böyle sadece tümünü birden anlatmak değil de hastalığı artık herkes biliyor. Koruyucu önlemlere yönelik belki bir şeyler yapılabilir. Hani bu noktada belki hani Klimut Başkanı ya da işte Dermatoloji Başkanı buralardaysa hala takip ediyorsa asistanlara grafik konusunda ustalaşan asistanlar, uzmanlar var. Hani böyle posterler yapılabilir. Onları da kongreye ücretsiz götürmüş olurlar. Böyle şeyler olur. Konunun uzmanı olmayan çok hekim, profesör ama otobüse bindiğiniz zaman tuttuğunuzda bulaşır şeklinde söylüyor. İnanılmaz hızda bulaşır söylüyor. İnanılmaz bir bilgi kirliliği var. Ama hem dernekler kurumsal olarak hem de bu konuda yetkin insanların farkındalık yaratması önemli. Bu noktada Yaygın başka kaldı. söylentilerden birisi de COVID aşılarının yol açtığına dair. Efendim? Yani uyuz salgınında
salgının bu boyuta gelmesinin COVID aşılarının neden olduğuna dair bir halk arasında gene bir şey var yani. Mustafa Hocam, Bazı belki bu konuda bir şey söyleyebilirim. Yani salgınla ya da yani artışla bağışıklık ilişkisinde COVID'in ya da COVID aşılarının ne rolü var bilemiyorum, ama bu konuda bir spekülasyon yapmak isteyebilir. Hocam, Kosta Hocam, Ayşegül sözünü tamamlasın, sonra size vereceğim sözü Kosta Hocam. Ben nerede kal? Ben kendi kendime konuşmuşum. Bitirdiğimde bir baktım Tamam, sen şeyde. slaytlarını aç, ben dur diyeyim. Tamam. Tamam. Vallahi hani tam Murphy kanunu oldu. Yani Sen durdum iple durdum. başlamıştın Ayşegül. O. Bu çevresel korunma son stratejinden bahsettim mi? Şu reseptörle ilgili bölüm olacak. İn aşağı, in. Evet, buradan bahsettim herhalde. Buradaydın herhalde. Omics level. Tamam. Burada Sistemik mıydım? proteazla ilgiliydi. Evet. Evet, tamam, peki. Kusura bakmayın. Aslında bir yerde misafirim ve kendi internetine bağlıyorum. Evet, aslında yani şimdiye kadar yapılmış bir mükemmel bir aşı adayı yok bütün biyoinformatik analizlere rağmen. Ama bazı omics çalışmalarıyla 5 farklı skabies sistemin protease paraloğu bulunmuş ve bunların aslında diğer astigmatalardan ayırıcı olduğu bulunmuş. Yani en yakın grupta olan ev tozundan bile oldukça farklı. Hatta bu 5 tane proteazın bile birbirinden farklı olduğu bulunmuş. Mesela CF olan sadece domuz ve köpekte bulunuyor. Ve enteresan bir şekilde bu sadece tünel kazan dişilerde en çok ekspres ediliyor ve onlarda var. Mesela tünel kazmayanlarda bunun ekspresi edilmediği saptanmış. Ve bu proteazlar konağın komplement ve pıhtılaşma sistemini değiştiriyor. Bu arada bir arada ses verirseniz kesilmediğimi anlarım. Yok yok, sen devam et. Tamam. Mesela sindirim sisteminin aslında bildiğiniz gibi vücudu kitinle kaplı. Onun için bir zırhı varmış gibi. Ama burada sindirim sistemi esasen dışarıyla temas eden en zayıf halkası, yani skabies açısından baktığımızda. Bu yüzden özellikle sindirim sistemini baz alan ve orayı hedef alan çalışmaların bu işte kontrol için önemli olabileceği söyleniyor. Şurada da gördüğünüz gibi bakın ekspresyon seviyesi en çok dişilerde. Ve bunu miRNA ile bağdaştırdığımızda, yani miRNA ile yapılan çalışmalarda hem konağın skabiyesi hem de skabiyesin konağı etkilediğini görüyoruz miRNA'larıyla. Mesela skabiyes ilk bulaştığında konağın bağışıklık yanıtını yukarı çıkartıyor ama daha sonra bunun metabolizmasını düşürüyor. Konak da bildiğiniz gibi sarkoptisin proliferasyonu ve metabolizmasındaki sinyal yolaklarında inhibisyon yapıyor. Nitekim bunu işte bu bozulma olduğunda kabuklu yüzde bunu görebiliyoruz. Ve sarkoptisin özellikle doğal bağışıklık da önemli olduğunu biliyoruz. Yani bu yolaklarda ilk olarak etki yaptığını biliyoruz. Ve bu miRNA'ları baz alarak da yine korunma ve kontrol stratejileri geliştirilebileceğini ve bunların düzenlemesiyle ilgili çalışmalarla bu stratejiler geliştirilebileceğini söyleyebiliriz. Yine yapılan bazı miRNA çalışmalarında yumurta, nif ve erişkin aşamalarında farklı miRNA'lar olduğunu görüyoruz. Ve özellikle 6 anahtar miRNA setinde farklılaşma olduğunu saptanmış. Ve en yoğun olarak da yumurta ve dişi de miRNA'ların fazlalaştığını görüyoruz. Bunların ekspresyonunun fazlalaştığını görüyoruz. Ve yine buradan yola çıkarak deniyor ki aslında bizim hep tedavi ajanlarımız erişkinleri öldürmeye yönelik. Ama aslında yumurtaları hedef alan, yumurtaları yok etmeye yönelik olan stratejilerin çok daha iyi olacağı söyleniyor. Mikrobiyata sesim geliyor mu? Stres Geliyor, oldum. geliyor. Sen devam et. Tamam. Evet, biz de uzun zamandır kine mikrobiyatasıyla çalışıyoruz. Son zamanlarda bunu bit ve pire de ekledik. Tabii ki buradaki mikrobiyata sarkoptesin içindeki mikrobiyata değil, konağın mikrobiyatasıyla acaba sarkoptes arasında bir bağlantı var mı diye. Bu çakallarda yapılmış ve Kuzey Amerika'nın birçok yerinden çakallar toplanmış. Enteresan bir şekilde hepsinde aynı bulgular bulunmuş.
Yani uyuzlu bir çakaldaki deri mikrobiyatasının bozulduğu, disbiyoza uğradığı görünüyor. Bakteri çeşitliliğinde azalma olduğu saptanmış. Ve özellikle de daha bir patojen olan Staphylococcus, Pseudoindermedius ve Cornebacterium'un arttığı saptanmış. Ve buradan da deniyor ki acaba işte bu standart tedavilerin yanında probiyotikli ajanların da deriye uygulanması gibi bir yaklaşım olabilir mi diye öyle bir fikir ortaya atmışlar. Metin Hocam da söylemişti aslında en baştan itibaren işte benzil benzoatla başlayan 1930'lardan itibaren bir sürü ilaç geliştiriliyor. En son işte Nobel kazandıran ivermektin de bu sarkopteste kullanılmaya başlandı. Son zamanlarda moxideksin var. Ama işte tekrarlayan enfeksiyon, hastalarda görülen yan etkiler, ilaçlara direnç olması ve çevre kirliliği artık hani bu klasik tedaviden uzaklaşıp acaba bir aşı mı geliştirilse fikrinin doğmasına yol açmış. Burada çeşitli aşılar denenmiş. İşte tüm vücut olanlar var, DNA tabanlı olanlar var, rekombinant protein olanlar var ya da omicsleri kullanılarak yapılanlar var. Ve en çok iki proteinin kullanıldığını görüyoruz. Bunlardan birisi kitinaz-like protein, diğeri de serin proteaz inhibitörü, serpin diye de geçiyor. Bunlarla yapılan çalışmalarda hani tamamen indirmese de böyle, önemli derecede düşürdüğünü görüyoruz. Bunları tek tek yapıldığı da var ya da birlikte kombine şeklinde yapıldığı var. Hatta kombine şekilde yapılırsa çok daha iyi etkili olduğu söyleniyor. Bunlar özellikle TH2 hücre yanıtı ve yara iyileşmesini indikliyorlar ve enfeksiyon medyatörler. Serum proteaz da aslında kenelere karşı aşılamada başarılı olduğu için bunlar da aynı ailede bulunduğundan acaba işte burada da etkili olabilir mi diye çalışılmış. Şurada da gördüğünüz gibi yapılan aşılamalarla önemli derecede yani eğer işte hiçbir şekilde uygulanmazsa bir tedavi yöntemi yapıldıktan sonra tavşanın ayağında böyle bir ilerleme görülürken kokteyl şeklinde verildiğinde olumlu sonuçlar alındığı görülmüş ve immünoglobulin ve immünoglobulin E'de de kalıcı olarak artış olduğu saptanmış. Tabii daha değinecek çok konu var ama zamanımız yok. Ben sizlere sadece bu bilgileri paylaşmak istedim. Bir de söylemek istediğim dediğim gibi PCR'larımız var. Bit pire üzerine, mikro RNA üzerine, miRNA üzerine, mikrobiyata üzerine birlikte çalışabiliriz, açız. Çok teşekkürler Ayşegül.